Evet, hazır mıyız böğü için kardeşim benim? Böğü için hazırız. Telefonlarımız da hazır mı? Telefonumuz geliyor, evet. Geliyor mu? Peki, o zaman veriyorum ben. Verelim. Peki. Evet, ilk telefonumuz geldi sevgili arkadaşlar. Kardeşine musallat olan bir olay var galiba, onu anlatacak. İsmini de vermek istemiyormuş. Böyle de sıkıntı yok. Merhaba efendim. Merhaba, merhaba Serdar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar hanımefendiciğim. Nasılsınız, iyi misiniz acaba? İyiyim. Çok heyecanlıyım sadece canlı yayına katılınca. Hiç önemi yok. Ben sizi sürekli dinliyordum aslında. Ama bu birkaç aydır dinliyorum. Abimden öğrendim ben programı. Evet. Ve sonra bütün serinizi tek tek dinledim yani. Bütün ve beğen butonuna da bastım. Sağ olun, sağ olun, teşekkür ederim. O işin şakası. Sizin anlatacağınız evet. Hikaye de birazcık değişik, enteresan aslında zannediyorum. Benim bir tane değil birkaç tane var. Bir tanesi tabii kardeşimle başladı aslında. İlk korktuğum zamanlar onunla başladı. Evet. Yani onun etkisi zaten bu 20 yıldan fazla bir olay zaten. Evet. Ve hala kendisinin üzerinde var bu tür şeyler. Siz birebir gözünüzle gördünüz, kulağınıza duydunuz. Gözümle gördüm. Zaten gözümle gördüğüme inanamadığım için çok korktum. Vallahi şimdi ne diyeyim ben? İnşallah biz de mi korkarız diyeyim o zaman. Siz yani yani o anı yaşamak var. Aslında gördüğüm bir şey yok ama yaşanan olaylar çok böyle kötüydü yani. O zamanlar çok kötüydü. Anladım, peki. Buyursunlar, anlatın efendim bana hikayenizi. Dinliyorum sizi. Yani şimdi Serdar... Biz Manisa'nın köylerindeydik. O zamanlar böyle tütün işleri falan yapılırdı. Gece gidilirdi tarlaya. Evet. Bayağı karanlık işte tarla dedi. Yani buralarda mesela şehir yerlerinde biraz ışık vardır. Ama tarlaya gittiğin zaman her yer kapkaranlık. Hı hı. Herkes tütün kırıyor vesaire. Şimdi gece saat 3'te gittik biz. Yani şimdi babam da o zaman rahmetli şey demedi. Kardeşim geç geliyordu sürekli. Allah rahmet eylesin inşallah. Amin inşallah. Kardeşim geç gelirdi. Biz önden giderdik tarlaya. Babam da bir gün kızdı bir gece işte gittiğimizde tarlaya. Sen dedi niye dedi böyle geç geliyorsun dedi. Bu kardeşlerin canı da dedi. Sen nesin dedi. Baba dedi zaten zor geldim baba ne olur bir şey söyleme dedi. Ama bu olaylar sürekli böyle oluyor. Böyle sürekli kardeşim bizim dışımızda davranıyor ya başka yerlere gidiyor hiç gelmiyor. O zaman da 15-16 yaşlarında. Ya gecenin karanlığında böyle bir o zaman fenerler yanıyor bir
şeyin tütün tarlasının ortasında. Biz de etrafındayız. Sesim iyi geliyor değil mi? Geliyor geliyor. Ben bölmemek için hiç girmiyorum araya. Olur da WhatsApp'tan bir soru olursa ya da benim kafama takılan tamam, bir şey olursa tamam, ben size soracağım ama biliyorum. Mümkün evet, olduğunca ben sizi bölmüyorum. Yani yoksa buradayım. Tamam, bir ses çıkar. Tamam, siz Serdar, bana ihtiyacınız olursa Serdar diyeyim, ben cevap vereyim hemen tamam, size. Tamam Serdar. Peki tamam. Yaşça büyük olduğum için sana Serdar diyorum. Hiç önemi yok. İstediğiniz gibi davranabilirsiniz bana. İstediğinizi söyleyebilirsiniz yani. Şimdi Serdar o anda babam ona çok kızdı ve bir tokat attı. Arkasından kardeşim arkama geçti ve ağlıyordu yani. Arkamdaydı, ağlıyordu. Ben böyle bir iki adım atıp arkama dönmemle kardeşim yok dememle birlikte annem ve babam kalktılar. Ve onun bağırma seslerini duyduk yüzlerce metre öteden. Karanlığın bir yerden sesi geliyordu. Sadece baba diye bağırıyordu. Yani o an böyle hepimiz korkuyla kaldık ama annem ve babam o kadar o karanlığa doğru gidiyorlardı ki koşarak. Çok özür dilerim. Olay şöyle oldu. Hepiniz aynı yerdeydiniz. Hepimiz aynı yerde. Abim, ben, kardeşim, abiniz, annem, babam hepimiz aynı yerdeydik. Sonra ama kardeşim bir anda yok oldu. Vay. Arkamı dönmemle yoktu. Ve yok onu görmememle o birkaç saniyelik bir olay yani. Ve sesinin çok uzak karanlık bir yerden geliyor. Yani başka bir tarlalardan sesi geliyor. Yani babamın da başına bu tür şeyler çok gelmiş. O anda onun kafasına bir anda dank ediyor ve koşarak gidiyorlar. Karanlıkta gidişlerini gördüm böyle. O kadar koştular ki sonra onu bulmuşlar. Bir tane tulumba derdik. Tulumbanın suları akardı böyle. Tulumbalar çekilirdi. Evet. Orada yerde bulmuşlar kardeşimi. Ve karanlıkta sürüyerek onu getirdiler böyle morarmış bir vaziyette. Annem dualar okuyor, gecenin karanlığı bir yandan, o korkumuz bir yandan. Kardeşim kendinde değil, koskoca bir çocuk yani, 1.80'lik bir çocuk yani. Ağacın altında yatırdılar, dualar falan okudular. Sonra kız mı erkek mi efendim kardeşiniz? Erkek kardeşim. Evet. Ondan sonra bu sürekli böyle babama anlatıyor. Sürekli böyle şeyler yaşıyormuş. Mesela gece kendinde olmayarak bir kalkıyormuş, gidiyormuş bir yerlere. Bir bakıyorum diyor yani belki bir kilometre ötede bir kanalın üstünde bir köprünün ortasında uyanıveriyormuş. Kendine geliyormuş. Peki siz gece evden çıkarken girerken falan görmüyor musunuz? Ses falan duyuyor hayır, musunuz? Hayır yani. Ya şimdi Serdar o zamanlar böyle herkes yorgun oluyor, şey oluyor. Kimse kimseyi görmüyor yani. O işler çok zordu o zaman. Kanalın ortasında kendine geldiğini falan fark etmiş. Ondan sonra bayağı bir süre öyle gitti. Hatta korkar diye beni de yanına koyuyorlar. Bisikletle mesela dönecek. Bisikletle tarladan gece dönüyoruz diyelim. Ona diyorlardı ki sen de arkasında dur ki şey yapmasın yani tek başına gitmesin. Ben daha çok korkuyorum o zaman. Yani o 15 yaşındaysa ben de o zaman 17 yaşındayım. Ben de korkuyorum ama bir gece tekrar bisikletin arkasına oturdum. O önden gidiyor. Kanalla gidiyoruz böyle kanal kenarından. Bana dedi ki abla yine aklına getirdin dedi. Ben de aslında yani korkudan hemen aklıma geliyor da. Yine aklına getirme onları dedi bana. Siz ne dediniz ki aklına geldi? Hiçbir şey demedim. Ama sadece kanal içi otluktu. Otluklarla birlikte hışır hışır yatarak otlar da gidiyordu böyle. Yani siz bisikletle gidiyorsunuz ama yan taraftaki otlar da sizde aynı şekilde böyle yani yatıyor. Otların içinden sanki bir şeyler gidiyor. Otlar yatıyor böyle. Yani o gecenin ay ışığında falan görüyorum böyle. Yani çok korkunç bir olaydı yani onun şeyleri. Ya yani bu olaylar hep böyle oldu yani bazı şeyler oldu. Bir defa da aradan bir 6-7 sene geçti belki fazla. İzmir'e geldik benim evime. Ben o zaman tabii evlendim. Evimdeydi. Kardeşim de bize geldi. Yine biz evde 5-6 kişi oturuyoruz. Bu dedi ki başım ağrıyor abla dedi. Ben dedi gidiyorum içeriye odama. Odaya gitti. Sonra bağırma sesleri geldi. Biz yine çıktık koşarak babamla annem gittiler yanıma. Yine o böyle baba ben çok kötüyüm işte şöyle böyle onu sakinleştirmeye çalışıyorlar. Sonra ben de merak ettim acaba ne oldu diye böyle kapıdan uzanayım dedim böyle bakayım.
O benim orada olduğumu fark etmiş yani. Görmedi, duymadı, hiç sesimi çıkarmadan baktım. Babama şöyle eliyle bir çekip bana sen bu odadan çık diye değişik bir ses. O bakışı, gözü gözümün önünden hala gitmiyor yani. Gözleri kanlanmış. Gözleri daha da büyümüş sanki. Defol git bu odadan diye bana bağırdı. Ben ki odaya girmedim. Sadece kapının yanından bakayım dedim ne oluyor diye. Yani şey diyebiliyor musunuz mesela, bu buna benzer şeyleri anlatan insanlar hep şey derler mesela. Sizinkine benzer şeyleri, bu musallat hikayelerini anlatanlar. İşte o orada konuşan şey benim kardeşim değildi mesela. Değildi. Falan. Ben bir de onu o kadar çok severim ki, o da beni çok sever. Yani onun başına böyle şeyler geldiği için bazen yani bilmiyorum ne oluyor. Hani tamam, her onların varlığına da inanıyoruz, yok diyemeyiz ama yani onlara da içimden lanet okuyordum o sırada. Yani niye benim kardeşimle uğraşıyorlar, niye benim kardeşime zarar veriyorlar diye lanet okuyordum. Çünkü böyle ağlama sinirleri bozulurdu, ağlama şeylerine girerdi, o kadar kötüydü ki. O zaman işte böyle bir hocaya falan götürmüşlerdi. Geri getirdiler. Sular falan verdiler. Bir ara iyi oldu ama ondan sonra bir daha götüremediler hiçbir yere. Hala da aynıdır mesela. Bazı zamanlar kötü olur. Peki, köyde mesela. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Evet. Kusura bakmayın. Birkaç çok hızlı gidiyorum heyecandan da. Yok yok, önemi yok. Herkes radyocu değil. Onun için herkes aynı serilikte tabii ki yayında konuşamaz. Bizim için hiçbir problem yok. Merak etmeyin. Babanız kardeşinize vurduktan sonra mı oldu bu olaylar böyle? Yani ona kadar hiçbir şey yok muydu öyle? O ana kadar hiçbir şey yoktu. Yani varmış aslında. O mesela o zamandan öncesi İzmir'e gelmişti. Mesela benim dayım böyle birazcık bu tür şeylere hayatta inanmaz. Genç dayım böyle inanmaz. Ama kardeşim geceleri kalkıp pencereyi açıp uykusunda siz gidin gel, ben sonra gelirim diye böyle konuşmalar. Sonra dayım da kendisi kardeşim geldikten sonra bazı şeyler görünce o da böyle korkmaya başlamıştı. Hatta dayı mesela biz bir muhabbet açtığımız zaman korkudan battaniyesini alıp gelir bizim yanımıza derdi eşine falan. Gelin burada duralım, ben artık korkuyorum kardeşimden sonra diye. Yani mesela çok böyle korku dolu olacağı, dayınızı bile korkutacağı nasıl olaylar oldu bağırması haricinde? Yani başka bir şey var mıydı mesela bize anlatabileceğiniz? Ya kardeşim de şöyle de bir şey oldu, böyle de bir şey oldu. Bir de bir hocaya götürdüler dediniz galiba. Doğrudur değil evet, mi? Evet, götürmüşlerdi o zaman. Tabii ben de o kadar bir de onu, küçüktüm, şey yapmadım. Yani götürdüler ve ne demiş kardeşiniz için? Yani, yani ona ulaşmaya çalışıyorlarmış. Yani şimdi Serdar bizim orada nasıl demiş, kardeşim önceden küçüklüğünden beri böyle camiye falan da giderdi şeydi. Bayağı böyle sakin iyi bir çocuktu, hala öyle de sadece şu an artık çok agresif oldu. Sinirli bir yapısı oldu yani o olaylardan sonra. Bizim orada çok eski bir mezarlık var Serdar. Hani sen dersin mesela mezarlıklar her zaman şeydir. Biz de öyle derdik, benim annem de böyle der ama o mezarlığa girmiş ve o mezarlıkta gece beline kadar mezarlığa batmış. O i̇şte zaman anlatman gereken fazla. İşte anlatman gereken bence budur yani. Ama bence. İşte o sen şimdi gördüğün olayı anlat diyorsun ya, biz onu bize söyledi yani, ben o olayı görmedim. Bir anlat bakayım nasıl olmuş mezarlık olayı? Ya gece küçükken bizim orada sokağımızda çok eski bir mezarlık var. Serdar aslında var ya, orada görmeyen yoktur yani. İl olarak nerede burası? Manisa. Manisa'da il olarak. Evet. Tamam, peki. Ve çok eski bir mezarlık. Hatta taşları böyle değişik taşlar, yani kırılmış çok eski taşlar var mezarlıkta. Hatta türbe var bir tane. Hani dediğiniz gibi o türbede böyle bir abdest alırmış, o sular bitermiş, değiştirirlermiş falan. O olaylar orada duyulur ve ben korktuğum için ben hiç gitmedim. Ve o mezarlığın köşesinde Serdar, ben o zaman liseye giderken çok sabah erken saate çıkardım ki ilçeye gitmek için okula. Evet. Bir sabah yolumu tamamen köpeğin bir tanesi yolda yatıyordu. Yani yolu kapatacak kadar büyük bir köpek nasıl olabilir? Tek bir tane miydi köpek acaba? Tek bir tane, bir büyük beyaz krem rengi bir köpek. Kara somaklı derler. Koca yolu kapatmış. O mezarlığın köşesinde. Ben sabah tek başıma gidiyorum. Ama hava da tam aydınlanmış gibiydi böyle. Biraz aydınlıktı. Ve ben korkmadım ama
Ya dedim bir köpek yolu nasıl kapatabilir? Sadece böyle benim geçebileceğim kadar bir yer var böyle yukarıya doğru artık taşmış. O kenarından geçtim. Arkama dönüp bakmam da yoktu. Yani o zaman tabii çok mantıksız geliyor insana. Bunu da anlatmak, hani kimseye de anlatmamıştım o zamanlar. Peki kardeşiniz hani bu mezarlığa gitmiş ya, ne görmüş orada? Ne yapmış mesela? Şuradan kardeşin ne gördüğünü, orada nasıl sıfatta böyle, olduklarını falan söylediler mi böyle mesela? Böyle şey söyledi. Yani kulaklarımda çok büyük seslerle, çok büyük çınlamalarla, şeylerle o an dedi böyle sanki ben mezara gömüldüğümü hissettim orada. Yani o tür varlıklar tarafından mezara sokulduğunu hissetmiş. Ve ondan sonra bu yani bayanlar görüyormuş. Böyle çok güzel bayanlar görmeye başlamış. Çok güzel bayanlar görmeye başlamış. Mezara gömüldüğünü hissetmiş. Kaç yaşında efendim kardeşiniz bunu şey yaparken gördüğünde? 17 yaşlarında. 17 yaşlarında. Evet. Anlıyorum. Yani şu an 35-36 yaşlarında yani. Tamam. Ve hala inanın yani 2 sene öncesi yine köyde kalıyor. Köyde bir gece çatılara vuruyorlarmış. Yani bir, ben şimdi onu görmediğim için o kadar korkmuş ki pencerelere vuruyorlarmış. Gürültüler, o çınlamalar, bağırma sesleri gibi böyle sesler yapıyorlarmış. Yanında kimse yok mu peki kardeşiniz? Yanında kimse yokmuş o zaman. O kadar korkmuş ki televizyonun sesini açıyorum diyor. Daha da ben diyor ne yapacağımı şaşırdım diyor. Ve arkadaşlarını arıyor. 3 araba arkadaşları geliyor. Gece onunla kalıyorlar. Sabaha kadar korkudan hiçbiri uyuyamıyorlar. Ondan sonra hatta komşumuz bile der. Gece kimse yoktu. Akşam üzeri sabah bir kalktık. Araba dolu evin etrafı, herkes orada duruyor diye. Bu kardeşinizi hocaya götürmüşler peki. Hoca ne demiş kardeşinize? İşte ona ulaşmaya çalışıyorlar demiş. O onun pardon özür dilerim sormuştum bunu. Tamam evet. pardon. Ulaşmaya peki çalışıyorlar demiş ama yani çok fazla da üstüne düşülmedi yani götürülmedi. Kendisi de gitmedi. Hep bir aksilik çıktı. Hep bir şeyler çıktı sayılar. Yani götürmediler. Bir daha da götürmediler yani. Bir daha da götürmediler. Bir daha da gitmedi diyorsunuz. Gitmedi ama yani o seneler sonra benim kendi evimde de o onun yüzünü, bakışını, bağırışını, o ses tonunu duyduğum zaman hala gözümün önüne gelir ve korkarım. Hala da kendisi de çok korkar aslında. Peki o gelen arkadaşları da duymuş mu o evdeki sesleri? Evet, gürültüleri, o çatılara vuruluyormuş. Sanki çatılara taşlar atılıyormuş sürekli. Sonradan 2 sene öncesi biz orada eşimle kalmaya gittik. Evet. Gece eşim kalktı. Eşim de böyle şeylere inanmazdı. Ona da başladı olmaya bu olaylardan sonra. Gece kalktı, lambaları yaktırıyor bana. Diyor ki aç diyor, her yeri arayalım, yavrular var diyor. Diyorum ki ne yavrusu? Eşiniz, siz asıl evet. Hikaye buymuş ablacığım, bunu anlatsanıza gözünü seveyim. Ben anlatacağım zaten var şey Serdar, hani ben dediğim gibi bağlanmak için heyecanlanıyordum. Anladım, biraz şu an rahat hissetmeye başladım. Tamam, biraz rahat hissetmeye başladım. Şöyle oldu, eşinizle aynı o bahsi geçen yere eve gittiniz. Aynen tatile. Aynen aynı evde oturuyoruz. Kardeşim üst tarafta, biz aşağıdayız. Bana diyor ki aç lambayı, gecenin bir yarısı olmuş. Uyumuştuk hepimiz, kaldırdı hepimizi. Yavrular var diyor, her yerde yavrular var diyor. Ya diyorum ne yavrusu var, yok lambayı bak açıyorum, her şeye baktırıyorum. Ben de anlayamıyorum, bir şey de bulamıyorum. Dedi ki her yer köpek yavrusu doluydu. Yani eşim de böyle şeylere inanmazdı. Sonra Serdar bu olayı yaşadık. Sonra bir eve taşınmıştık, şu an oturduğumuz eve. O yüzden de korkuyorum, evde de yalnızım. Eşim sürekli şehir dışına çıktığı için. Evin arka tarafında odada bir gece yatıyoruz. Kızım var, ben, eşim bir yerde yatıyoruz. Kızım küçük böyle. Kızım sürekli tepiniyor, sürekli rahatsız ediyor, sürekli hareketler ediyor böyle. En son yeter artık dedim, ya bu nasıl uykudur yani, yatağına yatırayım falan. Ben de döndüm diğer tarafa doğru yattım. Sonra başladı eşime doğru vurmaya işte kızım. Sürekli rahatsız ama böyle sürekli hareketler ediyor, uykusunda rahatsızlıklar veriyor.
Eşim bu sefer kalktı. Bu ne ya dedi. Kalktı salona gitti. Ben de döndüm. Yattım yanına. O sırada Serdar bir ses. Hani anlatıyorlar ya programında da. Bağırma. Şimdi ben yatıyorum. Yatak boyunu bilirsiniz. Yattığım yerde böyle 1,5 metre falan bir hizada. Sanki göz gözeyim ama görmüyorum. Bir bağırma sesi Serdar. Yani Türkçe değil, Arapça değil, bilmiyorum ne oldu. Ama o kadar yüksek bir ses ki. Bana resmen bağırdı. Sonra dedim ki ne oluyor yani, ben şokta mıyım derken. Kızım uyandı, dedi ki anne o ses neydi? Sonra geldik koşturarak eşime, dedim ki ya dedim duymuyor musun, ses var dedim, bir şey var dedim içeride. Ya dedi saçmalamayın, ne sesi dedi, ne şeyinden korkuyorsunuz, yatın yattığınız yerde dedi. Ve bir daha biz o odada hiç yatamadık. Yani eşiniz duymamış sesi. Evet. Ama çocuğunuz o sese kalktı. O kadar yüksekti ki o ses, o bağırma. Sanki birisiyle göz gözeyim ve bana o kadar hakaret ediyor ki, bağırıyor ki bana. Yani hissettiğim bu. Ama söylenenden hiçbir şey anlamıyorum. Anladım. Böyle evet. 1,5 metre sanki boylarında biriyle karşı karşıyaymışım gibi böyle. Anladım. Yani geçmiş olsun, Allah yaşatmasın bir daha. Yakın bir tarihte yaşadınız mı peki yine? O işte yakın tarihte yaşamadım Serdar. O kızım doğmadan öncesi, bundan 13-14 yıl öncesi böyle bir gece yine olmuştu. Hı hı. Eşim tura gidecek. Sabah dedi ki ben erken kalkayım da dedi, hani yola çıkayım, zamandan kazanırım. Ondan sonra ben de dedim tamam sen çık. Ya dedi, normalde ben çok korkak biriyim, hani bu kardeşimin olayları yüzünden geceye hayatta yatamam yani. Giderim salonda bütün ışıkları açarım. Otururum yani, uyuyamam. O gitti, dedim ki ya nasıl, sabah oldu, birazdan ezan okunur. Ben dedim yatmaya devam edeyim. Sonra yattım. Eşim gitti Serdar. Böyle ayağımı uzatmamla sanki ayağımdan bir şey bir çekti böyle. O an o kadar korktum ki Serdar. Sanki biri benle o ayağımı böyle yataktan aşağı doğru çekiverdi bir anda. Sonra aldım böyle bütün duaları okuyorum. Terler çıkıyor her tarafından. Sonra bir şey böyle sanki üstüme ağırlık çökmeye başladı. Ve ben Kur'an kitabını kapıp doğru salona gittim. Bütün ışıkları yaktım. Pencereleri açtım nedense, ne alakaysa. Pencereleri falan açtım yalnız değilmişim gibi hissetmek için. Sonra Serdar koltukta Kur'an kitabı elimde, koltuk sallanmaya başladı. Ama orası deprem olmuş o sırada yani. O sallantı depremmiş o sırası. Ben sabahın köründe kalkıp daha ezan okunmadan iş yerine gittim. O olaydan sonra, o korkudan sonra. Sonra bir daha yaşamadınız. En son olay buydu herhalde. En son olayım da buydu Serdar. Anladım. Yani... Ama kardeşimle ilgili hala bu tür şeyler. Annem o yüzden kardeşim hala bırakmaz mesela. Şimdi evlenmedi de. Siz o eve gidince yaşadım dediğiniz Serdar, için. O evde gören çok insan var biliyor musunuz? Hani belki görülen şey. Beyaz böyle, yani kardeşimin gördüğü bu değil aslında. Kardeşimin gördüklerinin korktuğu bir varlık var kardeşimin gördükleri. Bizim orası çok eski bir köy. Anladım. Bizim orada komşudan bir kızı anlattı hatta. Sizin orada dedi beyaz bir tane krem renk gibi böyle beyaz giymiş uzun boylu bir adam görüyorum ben sizin orada. Bir dede gördüm bir gece dedi sizden giderken. Ve bunu abim de görüyor. Bir gece biz yine tarlaya giderken aracın arkasına tutunduğunu görüyor o dedenin. Ay ışığında bunu fark ediyor. Çünkü neden? At koşuyorlar arabaya biliyorsunuz o zamanlar. O sırada atı bağlarken arabaya abim o dedeyi görüyor. O böyle tarlaya giderken kanala atlıyor falan, böyle bir kanal yerlerine bir yerlere giriyor o dede. O abim bunu da görüyor ve komşular da bunu görüyor. Herkes görüyor bunu.
Yani ama bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hani o bir zarar veren bir şey olmadı. Kardeşiniz de bunu gördüğünü söylüyor, doğru mudur? Kardeşim bunu gördüğünü söylemiyor. Abim bunu görmüş ama kardeşim onu değil. Yani kardeşim diyor ki benim gördüğüm şeyler bana zarar vermek istiyor. Yani beni kendilerine katmak istiyorlar. O yüzden annem mesela onu bırakmaz, hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Anladım. Geçmiş olsun efendim. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Bilmiyorum, heyecandan yani çok fazla şey anlatamadım ama hiç bu kadar yok. Anlatabiliyorum. Önemi yok, önemi yok. Yani bir anlatmış olduğunuz kadarı kafi. Bir de Serdar, bu şeyi söyleyeceğim. Bu zayıf dediğimiz o böyle hafif sakallı dedeyi, inan biz ortaokul zamanı, böyle bizim okulumuz çok eski bir okuldur. Bir şadırvan yapıldı okulun bahçesine. Arkadaşım hatta şu an biz bunu tekrar dinlerse o da katılır. Arkadaşımla biz öğretmenler odasının çay bardaklarını yıkardık eskiden. Bize de ceza verdiler, gidin dediler dersteyken. Okulun böyle arasında bahçesinde şadırvanın orada yıkıyoruz biz. Bir tane dut ağacı var. Dut ağacı da çok küçük. Ve ikimiz birden dut ağacının küçücük dalında o dedeyi otururken gördük. Bize gülüyordu. Yani demek ki var bir şey yani o taraflarda gözüken bir şey. Ya Serdar, yani oturup böyle insanların anlatmaya başladığı zaman görse hani yani görmeyen, anlatmayan yok tabii, yani. Yaşayan bilir. Yaşayan bilir. Evet. Hani ben duyduklarımı anlatmıyorum. Sadece yaşadıklarımı anlatmak için bağlandım. Anladım. Allah yani bir daha yaşatmasın orada inşallah. Oturan, İnşallah yaşatmasın İnşallah. Kimseye. Çok teşekkür ederim hikayelerde bizimle paylaşmış ederim, olduğunuz için. İyi geceler diliyorum size efendim. Görüşmek üzere. İyi geceler. Sağ iyi olun. Geceler, sağ iyi olun. Yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ademciğim, ikinci telefonu bağlayabilir miyiz, sana zahmet? Sana zahmet bağlayalım Adem. Sana zahmet. Anlattığı şeylerden birkaç tanesinde böyle benim tüyler diken şu an. Yani balon atsam patlar harbiden. Vallahi tüm lambaları açtım. Ses efektleri var ya, hikayeyi nasıl destekliyor biliyor musun? Birkaç kişi kullanmış olduğum efektlerle alakalı tam yerinde efektler. İşte beni efektler tuvaletimi yaptırdı diyeyim ben. Ben daha kibarçasını okuyayım burada. Efektler tuvaletimi yaptırdı diye. Elimden geldiğince canlı olduğu için efektleri yerinde kullanmaya çalışıyorum sevgili arkadaşlar. Bakayım ilk bloğun ikinci hikayesi. Merhaba efendim. Merhaba Serdar Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz acaba? Çok teşekkürler, sağ olun. İlk defa katılıyoruz. Biraz heyecan var. Onun için kusura bakmayın. Hiç önemi yok abi. Her katılana söylüyorum tabii. Herkes radyocu değil. Herkes aynı akışkanlıkta, aynı serilikte konuşacak diye bir şey yok. Bunun için gönül rahatlığıyla sanki arkadaşınızla konuşuyormuş gibi. Hatta şöyle yapayım, daha kendinizi rahat hissetmeniz için. Şu anda büyük bir kalabalığın, yani Türkiye'nin ve dünyanın hepsini sizi dinlediğini bir kenara bırakın. Sadece bana anlatıyormuş gibi anlatın. Tamamdır. Daha iyi olacak. O sizi daha bir rahatlatacaktır. Evet. Eyvallah. Nedir efendim hikayeniz? Hikayemiz şu, sene 1993, hazırlık okuduğumuz dönemde başımızdan geçen birkaç hikayeden biriydi bu. Evet. Bursa'dan İstanbul'a zaten taşınmışız, hazırlığın stresi var, İstanbul malum yoğunluğu. Şimdi Avcılar'dan bir dönem gidip geldik, daha sonra Gedek'ten Kadırga'da Kumkapı Erkek Öğrenci Yurdu'na çıktık, aydımız. Oradan Beşiktaş'a gidiyoruz, Yıldız'a. Evet. Şimdi klasiktir yani bu Kredi Yurtlar Kurumu'nda böyle ilk gelenlere şey yaparlar, korkutma olsun, başka şeyler olsun. Hı hı. Yurtta eski bir yurt olduğu için malum ağaç gibi değil, eski bina da zaten eski. Genelde haftada birkaç gün sıcak su çıktığı için bu banyoyu hamam şeklinde çok kullananlar oluyor ama yani çok eski bir bina, izbe bir yer, karanlık. Bize de ilk geldiğimiz gibi birkaç hikaye anlatıldı. Dendi ki ya dikkat edin, çok geç saate kalmayın buralarda, çünkü hani değişik değişik olaylar yaşanıyor. Yani anlatanların bir kısmı belki abartıyor diye düşündük başta ama aynı odada kaldığımız bir arkadaş bir gün geldi yanımıza. Tabii kapanmış mesela, 15 dakika geç kalmış. Dedik bu arkadaş nerede, hani bir arayalım soralım. Sonra bir baktık kapıdan terler içerisinde geldi. Ya arkadaş dedik, hani ne oldu, niye böylesin? Ya sorma dedi, bize anlatılan hikayelerden birisi başıma geldi. Çocuk anlatmaya başladı tabii. Ya dedi böyle böyle işte, tam çıkacaktım elimde maşraba falan, ışıklar kapandı. Ondan sonra karşımda dedi hani bir ses geldi kapıdan, kapıda kapanmıştı. Çıkarken ya kusura bakmayın dedi, işte ben de çıkıyorum falan. Ondan sonra bana da anlatıyorlar tabii, bize daha önce anlatılan şey şu, ayakları ters işte, kırmızı gözlerinden ışık saçan falan. Çocuk
Aynen, artık bize bunu anlattı. Anlattıktan sonra tabii ki biz görmedik, bilmiyoruz ama açıkçası bir daha hamamı kullanamadık. Ama bu olaydan birkaç gün sonra tabii ders çalışmaya arkadaşların evine gidiyoruz. Pierre Loti Caddesi diye Sultanahmet'te bir cadde var. Biliyorum abi. Bilirsiniz. Onun bir ara sokağı, yine böyle yokuş aşağı inen bir yerde arkadaşların evine ders çalışmaya gitmişiz ama kış vakti hafif bir yağmur yağıyor. Bir de ara ara gittiğimizde dikkatimizi çekiyordu ama o günkü gibi hiçbir zaman olmamıştı. Tam karşısında izle bir bina, iki katlı, camları kırık dökük, bazen ışık yanar bazen yanmaz ama kimin kaldığı belli değil. Ara ara tabii bizim de dikkatimizi çeker. O gün biz de ders çalışmışız, saat 9:30-10, bir ışık yanıp söndü, silüet böyle silüet şeklinde, insanın gölgesi gibi, dikkatimizi çekti falan. Neyse dedik, hani biz yanlış gördük, kimse de gözükmüyor. O saat tabii ki 9:30-10'u geçtikten sonra biz dedik hani ertesi günde sınav var, erkenden yatalım. Ama tabii ki bu yurtta olan daha önceki birkaç olayımız daha var. Karabasan dediğimiz olay, çoğu bilir izleyicilerimiz de. Mesela yatarsınız, bilinciniz yerinde fakat üzerinize böyle birkaç tonluk bir yük binmiş gibi olur. Hareket edemezsiniz, bağırmaya çalışırsınız, sesiniz çıkmaz. O şekilde olaylar oluyor ara ara. Yani anlam veremiyoruz ama bende çok sık olmaya başlamıştı bu. Yanımda arkadaşım var, elimi kolumu kaldıramıyorum, bağırıyorum güya ama sesim çıkmıyor, sadece gözlerim oynuyor. O gün yattığımda artık o karşı taraftaki korkudan mıdır nedir bilinmez ama uyumuyorum, bundan kesin eminim. Yattığım odanın çatısından, böyle tavandan bir ışık hüzmesi şeklinde bir ışık, yani bu karabasan olayı yok yalnız burada, süzülerek böyle yavaş yavaş geldi, ağzından içeri girdi. Bundan %100 eminim, uyumadığımda da kesin eminim. Fakat bu ışık hüzmesi girdikten sonra beni bir ürperti sardı. Yani uyku, zaten uyuma şansınız yok. Bir anda kalktım, doğruldum ama odada kimse yok. Kime danışacağım, ne yapacağım bilmiyorum. Sonra evdeki bizden büyük bir abimiz vardı. Gittim onun yanına. Çok affedersin abi, bölüyorum. Şunu anlamak için bölüyorum. Yani sanki su akıyor, su damlıyor gibi ışık aşağıya doğru süzüldü ve ağzından içeri girdi. Doğru mudur? Onu gibi düşün. Yukarıda daha büyük bir şekilde aşağı doğru inerken. Benzetme doğrudur yani, doğru mu? Aynen o şekilde. O şekilde ama dediğim gibi rüya falan değil. Yani bilincim yerinde, uyumamışım daha. Ondan da eminim. Neyse. 5-10 dakika kendime gelemedim tabii ki. Yan odada uyumamış abilerimiz vardı. Geçtim, dedim böyle bir şeyler. Tabii karabasan olduğu zaman da tavsiye edilen şuydu hep bize. Ya kalkın, abdestinizi alın, tekrardan duanızı yapın, yatın. Gerçekten de karabasanda öyle yaptıktan sonra sıkıntı olmuyordu. Neyse yani onlar da şaşkın. Acaba diyorlar, tabii anlam veremiyorlar. Rüya gördü, bize bunu mu anlatıyor? Ya diyorum, aklım bilincim yerinde, kesinlikle ve kesinlikle rüya değil. Sonra yani biraz işte dua okuduk, abdestimizi aldık, yattık. Tabii uyuyamıyorsunuz. Tam eminim bir saat gibi bir süre geçti. Bir saat sonra aynı ışık hüzmesi şeklinde bir ışık tekrardan çatıya doğru, tavana doğru çıktı. Çıktıktan sonra tabii ki rahatladık, yattık, uyuduk. Ama bu biraz önceki bayanın anlattığı gibi şeyler başımızdan bizim de geçti öğrencilikten sonra. Mesela bu Muska olayından bahsetti. O Muska olayında da şöyle söyleyeyim. Okul bitti. Bittikten sonra bir dönem bu karabasanlar çok sıklaşmaya başladı. Bir dönem iyice zayıfladım falan. Sonra bir doktora gittik biz de. Tahlil mahlil yapıldı ama bir şey çıkmadı tabii ki. Sonra yine bir hocaya danışıldı. Bu hocaya danışıldıktan sonra bize aynen şunu söyledi. Bu da size söyleyeyim, 97-98 yıllarında oluyor. Bekarız, evlenmemişiz. Bu hoca bize yakın akrabalarınız tarafından büyü yapıldığını, bu büyünün işte suda çözülen sabun büyüsü gibi bir büyü, hani zamanla bu zayıflığın ilerleyeceğini bir şey yapmazsak, o zaman da bunlar kendileri bir şey yazdılar. Tekrar yapıldı ama bunu şöyle söyleyeyim, bazıları inanır bazıları inanmaz ama o dönem benim evleneceğim kişinin anne babasının durumu, kendinin durumu, her şey anlatıldı ve bu anlatılan şeyler... Hocam anlattı. Hoca anlattı. Allah sizi inandırsın. Siz yani, tanımıyorsunuz daha ama değil mi yengeyi falan?
Tanışmıyoruz. Sene 97-98 benim 3 yıl kadar bir yurt dışı Özbekistan maceram da oldu. Ben gittim, döndüm. İşe girdim. 2-3 yıl çalıştım. Aradan en az 6-7 yıl geçti. Daha fazla 2006 desek 9 sene sonra oluyor evliliğim. 9 sene önceden benim evleneceğim kişinin aile durumunu, babasının vefat ettiğini, işini, mesleğini, ismine kadar her şeyi söylendi. Tabii ki o zamanlar şöyle düşünüyorsunuz, ya adam işini yapıyor, belki de bunu uyduruyor. Ama Allah sizi inandırsın, hepsi birebir çıktı. O muskada bertaraf edildi. Ama şöyle söyleyeyim, hani yaşadığım en korkunç olay o geceki ışık üzmesi. Ama dediğim gibi, yani bu biraz da şununla da ilintili gibi geliyor. Yani tabii ki hayır ve şer her şey Allah'tan. Başımıza gelen bazı şeylerde belki de bizim hani inancımızın derecesine göre. Mesela bunları da ben o karabasanlarda mesela hiç geçmeyecek diye düşünüyordum. Ama hani yıllar sonra ne değişti bilmiyorum, ama ciddi derecede o sonraki hocanın olayı mihenk taşı gibi. Yani kimse 9-10 yıl öncesinden hiçbir şeyi bu şekilde söyleyemez, ama şuna inanıyorum, hani cinler mertebesinde belki onların bilgileri bir şekilde iletiliyor, ama hani geçmişe dayalı bir şeyleri söylemelerini bir nebze anlarım, ama biz 8-9 yıl 10 yıl sonrası için böyle olaylar yaşadık. Ama dediğim gibi yurtta yaşadıklarımız en barizleri bunlardı. Anladım abi. Bu yakın tarihte herhalde böyle sıkıntılar yok. Doğru mudur? Yok, hayır. Evlendikten sonra zaten ben hiç o karabasan olayları da olmadı. Fakat biraz önce hanımefendinin anlattığı şeyler genelde kırsal kesimde, köyde bizim de hep kulaktan duyduğumuz şeylerdi. Ama açıkçası hani bunlar yani büyük şehirlerde falan belki çok yaşanılmıyordur, ama köylerde gerçekten bizim de duyduklarımız, yakın çevremizin anlattıkları çok oluyordu. Ama dediğim gibi, yani biz başımıza gelen hadiseler biraz daha farklı oluyor. Bazen gülüp geçiyoruz anlatılanları, ama hani farklı bir boyut. Şimdi dediğim gibi paranormal olay diye şimdi anlattıkları şeyler belki de cinler mertebesindeki şeylerin bize sirayet etmiş hali. Ama dediğim gibi, yani biz korkuyoruz bazen. Başımıza gelince daha da bu korku artıyor. Ama inşallah dediğim gibi... Abi inşallah. Allah bir daha yaşatmaz inşallah. Yani sizin de dediğiniz gibi varlıklarına ben de sonuna kadar inanıyorum. Ama çok da böyle uğraşmamak lazım. İnşallah Allah da bir daha yaşatmaz. Size de geçmiş olsun diyorum abiciğim. Çok teşekkür ediyorum. Yani ilk yayındı, ama dediğiniz gibi ben birebir sizinle konuşuyorum gibi olduğu için... Yoksa ben belki de kayıtlı olsa da dinlesem bu kadar rahat konuşamazdım. Çok sağ olun. Sayenizde. Önemi yok abi. Eyvallah abi. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum. Sağ olasın abi. Eyvallah. Şimdi beyefendi anlatırken bu tavandan ışık inmesi olayını yaşayan birkaç dinleyicimiz yazmış. Bunu hususi olarak Ömer Hoca'ya soralım o zaman. Çünkü ya bende de öyle bir şey oldu. Bende de hani bir gün bir dinleyicimiz kına mevzusunu anlattı. O kına mevzusunu anlatırken bir baktım ki burada yani şukular şerali, herkes yazmış. Ya ben de öyle uyandım. Bende de kına izi vardı. Bende de kına izi vardı diye. Ben bu ışık olayını ilk defa duyuyorum. Ama burada yaşadığını söyleyen insanlar var bu ışık olayını. Ömer abi bağlandığı zaman soracağız. İki hikaye, iki hikaye gidiyoruz. Kısa bir ara vereceğim, bir yere ayrılmayın, geliyorum hemen. Şimdi bakalım, geldi mi telefon? Geldi. Evet, yurttaki olaylar ve dövülme yazmış efendim. Merhaba efendim, Murat Bey. Merhaba abi. Nasılsınız abi? Sağ ol abi, çok teşekkür ederim. Heyecan var ama. Hiç önemi yok abi. Arayan herkes de öyle bir şey oluyor. Ben herkese söylediğimi yine size de söyleyeyim. Hiç kimse tabii her gün canlı yayına çıkmıyor. Profesyonel radyocu değil. Onun için hiç problem yok. Diğer dinleyenleri unutup sadece telefonda bana anlatıyormuş gibi anlatırsanız bu size birazcık daha böyle psikolojik olarak bir rahatlık sağlayacaktır abiciğim. Abi ben şöyle başlayayım. Şu an Bursa'dayım. Olay gerçekleşti. Ben 2008'de ön lisans için gittim. Trakya Üniversitesi'ne bağlı Kepirtepe Meslek Yüksekokulu'na kimya bölümünde okudum. O dönemde evde kalma tercih etmedim. Yurt vardı işte, biraz daha cazip geliyordu. Yurtta kaldım. Abi 2 yıl boyunca okuduğumda hiçbir paranormal olay yaşamadım. Ama bazı alttan derslerimden dolayı bir yarım dönem kadar uzatmak zorunda kaldım. Bir dönem eve gidip geldim. Ev dönüşü tekrar yurda gittiğimde bir yarım dönemlik bir daha okuyacağım. Ondan sonra geçersem derslerim mezun olacağım.
Abi şey olmuş, o ben olmadığım dönemde bizim kaldığımız yurt ön lisans öğrencileri için tahsis edilmiş. Yani A'dan Z'ye, birinci öğretimden tutun ikinci öğretime, hepsi ön lisans, işte iki yıllık üniversite mezunu öğrenciler. Ama bu süre zarfında lise öğrencilerinin yurdunda tadilat nedeniyle bir süreliğine bizim yurda gelmişler. Yani bir 60-70 kişilik bir grup. Abi ne olduysa ondan sonra oldu. Benim telefonum çalındı, bazı arkadaşların işte parası kayboldu, bir şeyler kayboldu falan filan. Bizi karma yaptılar, yani karıştılar, birinci öğretim ve ikinci öğretim olmak üzere karıştık. Ne olduysa ondan sonra oldu. Yani bazı arkadaşlar işte paranormal olaylar görmeye başlar. Benim bir Arafat diye bir arkadaşım, işte gece vakti bu şey olur ya, ışık tabelaları, işte yeşil işte çıkış diye gösterir. Evet. Bunun işte aşağı yukarı sallandığını görmüş, işte korkmuş. İşte kimisi yukarıda sigara içmek normalde yasak. Sigara içtiği dönemde arkasından birini vurup işte onu merdivenden yuvarladığını falan filan görmüşler, böyle iddia ediyorlar. Benim gördüğüm olay, bizim Ahmet diye bir arkadaşımız vardı. Yani Trakyalıydı aslan. Yani şivesi de yani vardı, böyle peltek konuşurdu. Bir gün yine dersten çıktım, böyle yatakhanede uzanıyorum. Böyle tek ranzalar var karşı karşıya karşımda. Böyle titriyor ama böyle hani bir hasta olursunuz da böyle bir titreme gelir ya, onun gibi titriyor. Ama gözlerin hiç böyle kanlanmış gibi. Şey dedi bana, hiç unutmuyorum, aynen şu telaffuz kullandı. Kardeşim bana bir bardak su getirir misin dedi. Tamam dedim, getireyim. Kalktım çıktım yatağımdan, dinleniyordum. Gittim işte aldım, lavabodan doldurdum getirdim. Tam verdim, istemiyorum lan dedi böyle. İşte gelmeyin üstüne falan filan bağırmaya başladı. Oradakiler de şaşırdı, ne oluyor falan. Birden kaçmaya başladı. Çıktı yatakhaneden. Karşısındaki işte etüt yeri var, işte birkaç tane etüt var sınıf gibi. Oraya girdi, bağırışlar çağırışlar. Ya sanırsınız ki 10 kişi var orada, bir sesler falan filan ama kavga ediyorlar sanki. Bir gittik bir açtık kapıyı, kapı açılmıyor. Normalde kilitlenme, yani kilitli değil. Açmaya çalışıyoruz açılmıyor, açmaya çalışıyoruz açılmıyor. En son bir arkadaş bismillah dedi, kapı açıldı. Ama o sırada sanki hani biri Ahmet'e yumruk atar da, hani biri yumruk yer de böyle geriye savrulur ya. Abi öyle gördük, Ahmet geldi böyle lak diye duvara yapıştı böyle. Sonra bizi gördü, çıldırdı, bağırmaya başladı, işte saçını falan tutuyor. Başladı kaçmaya, yani bizi gördü kaçmaya başladı. Bu çatı var bizim, iki kat yukarıda. Çatıya gitti ama öyle bir yere gitti ki abi, hani çok karanlık bir yer, böyle çatıyı üçgen olarak düşünün de böyle duvarlar böyle gittikçe daralır, böyle küçülür. Abi orada böyle çömermiş, başında iki dizinin arasına koymuş, ağladı ama nasıl düngür düngür. Ondan sonra biz tabii korktuk, böyle hani bayağı korktuk, hocayı falan çağırdık. Hocam buradalar falan, buradalar. Oğlum kim burada diyor hoca. Yok işte oğlum diyor, hani şey nasıl felak okutmuyor. Ondan sonra şey demiş hocaya, hocam işte yurtta 4 tane gusülsüz var demiş. Böyle deyince hoca rica etti, dedi arkadaşlar dedi, hepiniz dedi gusül abdesti alır mısınız dedi. İşte tarif etti biraz gusül abdestini. Ondan sonra bir de şey dedi, arkadaşlar sizden ricam ayet-i kürsi okumayı bilen aşağı gelsin bizde. Ben o dönemde bilmiyordum. Ondan sonra işte halka yapmışlar. Ortaya Ahmet'i koymuşlar. Her ayetel kuşu biri okuyormuş, üflüyormuş. Ahmet çıldırıyormuş. Neyse bu birinci olay. Bundan iki hafta sonra vize dönemi geldi. İşte sınavlar zaman her yurdun her tarafı yoğun, kalabalık. Her tarafta millet aralar ders çalışıyor. Yer yok adeta. Benim de Fatih diye bir arkadaşım var. O dönemde işte beraber gidip geliyorduk okula. Fatih bir sebepten dolayı kız arkadaşıyla tartıştı. Ben dedi işte gideceğim dedi İstanbul'a. Ya dedim kardeşim dedi, bana sınav var ya dedi, ben zaten dedi yapamayacağım dedi. Çalışmadım dedi, notum da yok. Ben dedi gideceğim. İyi dedim, sen bilirsin. Bunun valizini topladık beraber. Ben bunu otobüse kadar bıraktım abi. Otobüse bıraktım, el salladım, bu İstanbul'a doğru gitti. Ben de oradan yurda gittim. Yurda hatta Sezai Hoca diye bir hoca var. Onunla görüştüm. Hocam dedim, hani benim dedim çok dersim var dedim alttan. Benim ders çalışmam lazım ama dedim çok dolu an dedim. Liseli arkadaşlar da geldi dedim. Hiç yer yok dedim. Oğlum dedi saat 10 yatağa kon. Saat 3 dedi yataktan uç dedi. Gel dedim hocam. Ya oğlum dedi saat milletin dedi ayakta olduğu dönem uyu, milletin yattığı dönemde kalk ders çalış.
Yani dedim gece mi kalkayım? Gece 3'te dedi kalk. Şimdi tamam dedim hocam. Kurdum alarmı falan. Yattım. Gece 3 oldu abi, alarm çaldı. Kalktım ben. Kalktım abi. Gittim elimi yüzümü yıkadım işte. Aldım. Çok özür diliyorum. Böleceğim. Değerli dinleyenlerim dikkat edin. Gece 3 dedi. Ben demiyorum. Sonra bana işte şeydeki yorumların altında birkaç dinleyicimiz ya Serdar bir kere de 3 deme, ya Serdar 3'te ne olmuş ki, 3'te ne olmuş ki, ben dikkat ediyorum, aldığım notlara da bakıyorum, anlatılan hikayelerin başlangıç saatlerinde hep 3'lü saat, yani 3'e 5 var, 3'e 10 geçiyor, 3, 3.30, 3'e çeyrek var, 3'e 20 var filan, yani hep 3'lü bir şey yani. Özür dilerim abi, bunu dinleyiciye bir rüzgarlık verdim, şimdi sen devam edebilirsin. Tamam abi. Abi neyse ben gece 3'e alarmı kurdum. Uyandım gece 3'te. Kalktım, elimi yüzümü yıkadım işte. Eşofmanlarımı giydim falan filan. Aldım ders notlarımı. Matematik çalışacağım bu arada. Geçtim abi böyle boş bir ders diye geçtim. Oturdum ders çalışıyorum. Böyle benim böyle orta sıralardayım abi. Tam karşımda yazı tahtası var. Onun sol tarafında kapı var. Kapının dibinde de çöp var abi. Şimdi ben böyle 5-10 dakika geçti geçmedi. Abi çöpün oradan böyle bir tık sesi. Sanki böyle duvara vuruyorlar. Bak şöyle. Vuruyorlar abi böyle tık. Bakıyorum ses kesiliyor. Derse devam ediyorum. Belli bir süre sonra bir daha. Tık tık tık. Böyle biri tıklıyor ya böyle. Çöpün orada. Tam çöpün orayı tıklıyor. Abi bakıyorum ses kesiliyor. Devam ediyorum. Derse yine tık tık tık. Bakıyorum kesiliyor. Devam ediyorum derse. Niye tık tık tık. Bakıyorum o yöne doğru. Allah Allah dedim ya. Hani biraz korku doldu bende. Abi ondan sonra yukarıda bir kavga, bir görüntü, bir gecenin içinde dedim bu ne kavgası. Abi sanki böyle bütün herkes 50 tane sırayı böyle yere vuruyor. Çat 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 böyle hani sıraları vururlar ya böyle zangır diye sesler çıkar. Bir çıktım dedim herhalde dedim. Gececiler dedim kavga ediyor ikinci öğretim. Bir çıktım yukarı abi bir Allah'ın kulu yok. Hepsi yapmış mışıl mışıl uyuyorlar. Aynı ses bir alt kattan geldi. Pardon iki alt kattan geldi. Bir indim ağzı aşağıya. Orada da kimse yok. Abi bir daha ses çıktı üstte. Bakıyorum abi yok kimse. Allah'ım dedim buna dedim nedir dedim ya. Tekrar geçtim şeye ders diye. Ders çalışıyorum. Abi o ses yine tık tık. Bu sefer bakıyorum da durmuyor. Hani önceden bakıyordum ses kesiliyordu. Şimdi bu sefer ses giderek bana doğru geliyor abi böyle duvardan. Duvara doğru böyle tık tık. Bana böyle adım adım geliyor bana. Abi bu sefer hem alt kattan hem üst kattan sesler aynı anda. Çat 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 diye her tarafta böyle tık tık tık. Yani ben bayağı kötü oldum. Ben dedim yani başlarım dedim dersine dedim. Attım böyle defteri kalemi köşeye. Ben dedim bu kafayla ders çalışamayacağım. Çıktım abi oradan. Ya böyle bir soluklandım böyle bir hava falan aldım dedim. Bu neydi? Hani gerçekten çok kötü oldum o dönem. Gerçi şu an daha tanıtıyorum ama o dönem çok çok yani zaman geçmiyordu gibiydi. Neyse geçtim yatağıma yattım ama aklımda hala ders var. Hani keşke çalışsaydım gitmeseydim falan. Ama sağıma dönüyorum böyle. Sağıma dönüyorum. Böyle acaba diyorum gitmese miydim? Tekrar hani gitmeyi bile düşündüm hani gidip dersime devam edeyim. Abi neyse sağımdan bir soluma döndüm. Fatih karşımda. Sabah yol düzelttiğim adam karşımda. Fatih normalde 1.75-1.80 heybetli biriydi. Abi benim gördüğüm 2 metre, 2.5 metre. Hani bizim otobüse bindirip gönderdiğim adam karşımda abi. Ama nasıl böyle şey yani Ahmet ya şey aman Fatih'ten daha uzun abi ama o birebir aynı yani. Gözleri masmavi. Fatih'inki siyahtı. El aydı. Onun gözleri masmavi ama nasıl mavi biliyor musunuz Serdar abi? Hani böyle öğlen zamanları böyle güneşin tam ortada olduğu dönemde denize gidersin de böyle deniz baktığın zaman hani güneş yansır ya böyle. Güneşi görürsün suda. Mavilikle beraber böyle güneş parıldar ya böyle. Hani denizin o maviliğiyle beraber güneşin parıldısını görürsünüz böyle. Az öyle ama ne kadar güzel gözleri var. Hani ben hayatımda bu kadar güzel göz görmedim. Yani çok muhteşem gözleri var ama heybetli büyüktü böyle hani bayağı büyüktü. Bir gözü normal bir insan gözünün belki 4 katı daha büyüktü. Çok büyüktü. Ama birebir Fatih. Abi normalde yaz mevsiminde Ağustos olması lazım. Ben üşüyorum abi. Soğuk. O an soğuk yani böyle. Hani bir şey esiyor sanki.
Böyle hafif bir rüzgar esiyor ama kilitlendim. Şimdi aklıma dua geliyor, okuyamıyorum. O zaman Ayet-el Kürsi bilmiyordum. Naz okuyacağım, naz değil abi, okudum naz değil. Başka bir şey. Naz okuyorum ama naz değil. Naz suresi değil. Abi ben böyle dona kaldım böyle. Benim bir ayağım tuttu abi o. Abi bu arada ayakları ters falan değil, onu söyleyeyim. Birkaç defa programda dinledim, ayakları ters falan, ters değil. Ayakları yok. Yani böyle hani bir yanan bir şey olur ya böyle, ayakları sanki yanıyor. Yani yerle teması ama, yok böyle mesela. Abi ama ters yanıyor mesela, hani ateşi izlersiniz ya böyle, yanıyor yani yukarı doğru böyle. Alev yükseliyor ya abi, bunun tam tersi. Alev aşağı doğru yükseliyor. Hani odun yakarsınız da alev böyle yükselir ya abi böyle. Hı. Hani çatırtı çatırtı yanar da odun, böyle alev dalgalanır yani, bir tatlı bir dalgalanması vardır ateş. Abi bu ters mesela. Ateş tersten yanıyor gibi düşün. Sanki bir hava akımı var, aşağı doğru gidiyor gibi, öyle mi? Aynen öyle abi, böyle tersten dolayı yanıyor. Öyle düşün abi. Yani karşında abi çocuk. Diyemiyorum, gıp diyemiyorum, dua okuyamıyorum. Okudum dua olmuyor hani. Mesela ben bunu birkaç kişiye anlattım. Sen şey de görmüş, karabasan abi, karabasan değil. Uyanım ben hani, sağımdan soluma döndüm, mani oldum. Hani karabasanda anlık uyursun, biraz öyle geliriz. Bu aniden yani. Karşımda duruyor abi. Ayaklarımı bir tutu tuttuğu yer sanki taşlaştım yani böyle. Sanki ayaklarımdan yukarıya doğru taşlaşıyorum. Ama zaman geçmiyor abi. Hani böyle çıldıracağım böyle. Hani zaman geçmiyor abi. Hani bana bir yıl gibi geldi o. O an bana bir yıl gibi geldi. Hani o kadar uzun süre geldi ki. Gelmez mi kardeşim? Abi, adam otobüse bindirip göndermişsin. Gece yurtta karşına çıkmış. Karşımda ve abi işte. Yani. Ama çok şahane gözleri vardı Serdar abi. Ben ömrümde bu kadar güzel göz görmedim. Hani denize bakarsın, o maviliği görürsün, ona güneş vurur ya yani. Onun gibiydi abi gözleri. Böyle hani birden fazla renk vardı, hani mavimsiydi ama hepsi mavi tonlarıydı. Sanki mavinin 4-5 tonu vardı, böyle parıldıyordu güneş gibi. Neyse abi, bizim Mustafa Hoca var. Biz sabah namazlarına kaldırırdı. Sıradan başlardı kaldırmaya. Abi o kapıdan içeri girdi. Hadi gençler namaza dedi. Abi o varlığın Mustafa Hoca'ya bir bakışı var. Yemin ediyorum var ya, ben ömrümde böyle bir bakış görmedim. Öldürecek gibi bakıyor ya. Böyle Mustafa Hoca'ya baktı baktı ama Mustafa Hoca görmüyor onu. O onu görüyor ama Mustafa Hoca'nı görmüyor. Neyse kapıyı kapattı. Hadi gençler namaza dedi. Abi o varlık yürüme yok. Hani böyle süzülür ya, böyle havada bir şey süzülür ya. Abi süzüldü. Bu kapının altı olur ya abi, ne derler ona. Çok ince bir parmak bile girmez ya oraya, ne derler. Alt boşluk işte kapı eşiğin boşluk. Alt boşluk. Abi oradan duman oldu çıktı abi. Gözümün önüne. Oradan duman oldu çıktı böyle. Mavimsi bir duman oldu çıktı. Böyle süzüldü gitti. Bunu ben bir tek sen abi, mi gördün? Bir tek ben gördüm abi. Ondan sonra işte ben kendime şüphe ettim. Hani bunu millete anlatsam deli diyecekler bana. Diyecekler kafayı yemiş bu. Ondan sonra abi ben düşünüyorum abi böyle kara kara. İçim yiyor abi hani. Yok. Bir şey de yapamıyorum. Abi ben 3 gün rahatsız edildim. Tam 3 gün. Ya Allah'a çok şükür namazından yazındayım. Şu anda hani Mevlam verdikçe 5 vakit namazımızı kılmaya çalışıyorum. Ha o zaman da kılıyordum. Ara ara bıraktığım dönemler oluyor da tekrar tövbe edip başlıyorum. Yani bıraktığım dönemler de oldu. O dönemde de kılıyordum. Şu anda da kılıyorum. Neyse abi 3 gün ben rahatsız edildim. Ertesi akşamı yine saat 3. Gece 3 biri beni uyandırıyor abi. Böyle hani birini hışımla göğsünden tutar kaldırırsın ya. Öyle biri kaldırdı beni böyle. Kaldırdı böyle. Sarsıldım. Ben anladım, korkuyorum yani, hissettim böyle korkuyu. Hemen yanımdakini uyandırdım. Kardeşim dedim, ben dedim korkuyorum dedim. Yanımda kalır mısın dedim. İyi kalırım dedi. Böyle muhabbet ettik falan işte, derslerle falan filan işte, alttan kaç derslerle. Öyle sabah namazına kadar bir problem olmadı. İkinci gün yine aynı. Gece 3'te. Biri yine aynı, göğsünden tuttuğu gibi böyle çekti kaldırdı beni. Hiç birine yani, danıştın mı kardeşim? Yani böyle abi, böyle şeyler anlatacağım. Yaşıyorum falan. Zamanı geldi. Hı, buyursunlar. Ondan sonra o beni kaldırıyor abi. Gece 3'te kalktım. Ben yine arkadaşım kaldım. Kardeşim kusura bakma, 2 gündür seni rahatsız ediyorum. Olur mu ya dedi. Ne olur, ne olacak dedi. Konuşuruz dedi beraber. Beraber konuştuk, muhabbet ettik falan. İkinci gün yine öyle geçti. Üçüncü gün yine beni kaldırdılar abi. Yine böyle sarsıklar beni bu sefer. Yine ben arkadaşı kaldırdım. Korkuyorum belli hani, gelecek bir şeyler. Hemen arkadaşı kaldırdım. Ya valla dedim, hakkını helal et. Üç oldu, seni kaldırıyorum. Önemli değil dedi. Oturduk muhabbet ettik. Hatta bir şeyler yedik içtik. Sabah namazını kıldık. Ben okula gittim işte. Yine gündelik hayat. Ama sürekli içim içmiyor. Birini anlatmam lazım. Ama dördüncü gün böyle bir şey olmadı abi.
Dördüncü gün böyle bir şey olmadı. Bir hafta sonra Fatih geldi. O bir şekilde girdi arkadaş. Ya dedim Fatih böyle bir durum var. Ya dedim kimseye de anlatamadım önce dedim. Sana anlatayım. Ha dedim ne yapayım ben bilmiyorum elim ayağım çıkıyor dedim. Ondan sonra şey dedi bana. dedim muhakkak dedi birini anlatman lazım Murat dedi. Dedi bizim başın üstüne kalkabileceğimiz bir şey değil dedi. Hani, bizim yapabileceğimiz şey. Git dedi Sezai Hoca'ya. Şey pardon Nail Hoca'ya mı? Neyse ben gittim Nail Hoca'ya hocam dedim bir şey var olay vardı anlatabilirim. İşte, anlat dedi ben anlattım başından sonuna kadar. Ne yaşadıysam anlattım. Böyle beni çok sakin dinledi abi. Ya o kadar rahat dinledik yani onun rahatı beni rahatsız etti. Yani o kadar rahat eden normal hani sanki bir maç muhabbeti anlatırsın. O öyle dinledi beni. Hiç tepki vermedi. Oğlum dedi sen dedi kediden korkuyor musun dedi. Hayır hocam dedi korkmuyorum. Köpekten korkuyor musun dedi. Korkuyorum hocam dedi. Kuştan korkuyor musun dedi. Hayır dedim hocam ne alakası var. Oğlum dedi bunlardan niye korkuyorsun? Bunlar da dedi Allah'ın dedi yarattığı bir mahlukat. Sen bilmiyor musun dedi bunların varlığını. Hocam biliyorum da dedim her gün gördüğümüz bir şey değil. Bir şey olmaz dedi oğlum dedi. Nasıl felak surelerini dedi biraz ağırlık ver. Ayet-i Kürsi'yi de oku. Abdesti yap dedi hiçbir şey olmaz dedi. Senin dedi hiçbir şey ihtiyacın yok dedi. Allah'a güven yeter dedi. Yani hakikaten o üç günden sonra ben neredeyse 10 yıl 11 yıl oldu 2009'un sonlarında gördüm ben bunu. 2010'du yani hiç ne gördüm ne şey oldu hiç olmadı yani artık. Bir o zaman gördüm. Bir de bana şöyle demişti. Burası senin babanın evi değil dedi. Gecenin üstünde kalkıp dedi ders çalışıyorsun. Burası dedi maneviyatlı bir yer dedi. Hani burada dedi insanlar istifade ettiği gibi geceleri dedi başka varlıklar istifade etti. Senin dedi babanın evi değil ki sen evi gece 3'te kalk istediğin yerde dedi ne şey yapıyorsun. Belki de orada dedi o ruhaniyet dedi ibadet ediyordu. Sen onu rahatsız ettin. Seni kovmuş dedi anlamadın mı dedi. Önce dedi ses çıkarmış git dedi işte git demiş sana. Sen dedi gitseydin dedi hiçbir şey olmayacak. Sonuna kadar durdun. Sana göründüler dedi. Dedim hocam ne yapacağım? Bir şey yapmana gerek yok dedi. Oğlum dedi zaten sana mesajı vermişler dedi. İyi tamam dedi. Hani dedi böyle yerlerde dedi hani. Ya sonuçta dedi burası yurt burası cami. Herkes kullanıyor dedi burayı. Hani burada dedi millet dedi namaz kılıyor dedi. Burada dedi ilim öğreniyor dedi. Sen öyle kafana göre dedi şey yapamazsın. Burada dedi senin baban evi değil. Hiç baban evinde gece sabahlara kadar dedi otur dedi çay iç. Ders çalış ama dedi burada öyle bir şey yapamazsın. Burada da gece bir daha dedi işin olmasın. Fırça yedim hocam. Yani Serdar'a fırça yedim. Hocadan fırçaydı. Bir de dedi gece dedi işin olmaz. Öyle işte hocam. Yani sonra bir daha yaşamadın ama değil mi? Yok yok bir daha yani 10-11 yıl oluyor ne böyle bir şey gördüm bir şey yaşadım. Ama bir şey daha yaşadım. Bununla alakalı değil ama belki bir şey olmuş olabilir. Ben askere gittim geldim evlendim. İşsiz güçsüz kaldım Serdar abi yani. Gerçekten maddi açıdan çok büyük sıkıntılar çektim. Bir tane borç artı evlilik falan. Ben o dönem önüme gelen her işe saldırdım. Hani inşaat olsun, şu olsun, bu olsun. Abim her zaman şey derdi bana. Oğlum dedi hani kasma kendini bu kadar. İş bulamazsan yanında dedi. Çırak olarak çalışırsın. Ben dedi sana yövmeyeni veririm. Yine bir gün biraderin yanına gittim. Boya işi yapıyor birader. Bir Bursa'da bir ev boyadık. Şimdi şey var evi bitirdik falan. Eski kiracı bırakmış bazı eşyalara. Hani çöpe atın işte ihtiyacı olan alsın falan filan. Bir şey hoşuma gitti böyle bir mutfak süsü içinde böyle hani küçük hani iğne şişeler olur ya iğne şişelerinden böyle hani içine bulgur falan koyarlar da böyle evet. Güzel bezlerle bağlarlar falan o hoşuma gitti. Aldım böyle biraz kurcaladım ondan sonra bir detay fark ettim Serdar abi böyle gizli bir bölgesi vardı onun böyle bir bezle iğnelemişler orayı açtım böyle bir de spatula vardı dedim. Sonra böyle kazdım böyle bir şeyler yaptım. Abi böyle içinde tırnak, saç, böyle beyaz tozlar olan bir şey vardı. Abi döktüm lavaboya, suyu açtım, midem böyle, abi, böyle bir toz bulutun içine girdim sanki o an. Böyle pis bir koku çıktı ki oradan öyle bir toz bulutun içine girdim sanki. Tırnak, saç mı vardı içinde? Tırnak vardı, saç vardı, işte ayetler falan vardı. Böyle garip garip şeyler vardı abi. Hani tam şu anda hatırımda değil. Tırnak saç olduğuna kesin %100 eminim. Böyle beyaz beyaz tozlar vardı abi. Ya böyle pis kokuyordu abi hani nasıl ben sana. Böyle gizlenmişti abi oraya. Hani böyle o süsün içine gizlenmişti. Neyse abi onu ben açtım böyle suya tuttuğumda böyle sanki bir bulutun içine girdim abi böyle. Bir karaltının içine girdim sanki. O bir tek bana oldu o. Abi bir midem bulandı o gün zaten yemek yemedim. Ama herhangi öyle ekstra bir şey de olmadı yani. Bir sanki bulutun içine girdim böyle bir dakika bir buçuk dakika gibi. Böyle bir midem bulandı içim böyle bir kalktı abi nasıl diyeyim ben sana. Midem bulandı abi böyle yani.
kusasım geldi, kusamadım böyle. Tükürdüm falan. Bana zaten almadım, direkt çöpe attım onların hepsini. Suyla yıkadım onları, orayı da suyla yıkadım. Zaten o tırnak mınarası lavabodan gitti yani. Şey oldu, parçalandı, bozuldu gitti. Ya öyle bir şey oldu yani. Nihat o gün yemek yememiştim. O kadar böyle canım sıkıldı o gün, öyle moralim bozuldu. Zaten o dairede çalıştığım süre zaten böyle bir şey vardı. Üstüne bir ağırlık vardı. O daha da arttı böyle. Ama herhangi bir temas olsun, bir şey olsun görmedim. Anladım kardeşim. Allah yaşatmasın bir daha inşallah. Amin abi, Allah razı olsun. Sağ ol hikayeni bizimle paylaşmış olduğun için. Çok sağ ol abi, teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Var olasın. Çok İyi teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olasın. Şimdi 5 hikaye yapmamızın sebebi bu zaten. Bize normalde 4 hikaye de yetiyor. Hikayelerden bir tanesinin sahibine ulaşamıyor Adem. Tamam, öbürküsünü ara, sana zahmet Adem. Tamamdır. Tamam, öbürküsünü ara. İnşallah ona ulaşabileceğiz. Yani hikaye sahiplerinden bir tanesine ulaşamıyor şu anda sevgili arkadaşlar Adem. Bu sebeple diğerini zaten 5 hikaye olmasının sebebi bu. Normalde bize 4 tane yetiyor ama hadi bakalım Adem. Bir hallet işi. Alo, merhaba. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz acaba? Teşekkür ederim, siz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Muhtemelen son hikayesiniz. Normalde 5 hikaye vardı ama bir tanesine ulaşamıyoruz. Buyurun, onun için merakla dinliyorum sizi. Serdar Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim abi, sağ olun. Uzun zamandır da sizi dinliyordum ama bu programa nasip oldu sizinle görüşmek. Aslında benim hani hikayem bayağı uzun. İki tane hikayem var. Ben en son yaşadığımı anlatayım. Daha sonra da evet, biraz daha konsepte uygun olan korkunç olana geçeyim. Yok, siz korkunç olana geçin direkt. Çünkü muhtemelen son hikayesiniz bir 5-6 dakika içerisinde. Sizin hikayenizi dinleyip ondan sonra Ömer abiye bağlanmamız lazım. Size zahmet abi, önce korkunç olanı. Yani önce değil, hatta tek hikaye alalım sizden, korkunç olanı alalım. Emsal de teşkil etmesin diğer hikayeyi. Tamam. Yani sıkıntıya sokmasın. Buna benzer paranormal olayları çok yaşıyorum ben. Hı-hı. O yüzden hani bu olayları araştırdım. Böyle ilmine, irfanına güvendiğimiz hocalara sorduk, danıştık. Öncelikle bana şey dediler. Bunlarla karşılaştığın zaman korkma. Dualarını oku. Hani Felak, Nas, Ayet-i Kürsi gibi dualarını oku. Korkma. Onlar seni yenemezler. Onlar da Allah'ın yarattığı varlıklar. Sadece işte sana görünebiliyorlar. Bazen insanlara görünebiliyorlar şeklinde söylediler. Ben bir akrabamız aradı beni. Dedi ki, ya bize gelmen lazım dedi. Daha önce de hani bu tür olayları yaşadığım için bunlar yaşadıkları olayı benim yüzümden yaşadıklarını düşünmüşler. Çünkü bunlara şey denmiş işte, bunların aile huzursuzlukları var. Mutsuzlar, sürekli karı koca tartışıyorlar falan. Evet. İşte bu olaylar sizin bir yeğeninizin işte bu olaylara çok ilgisi olduğundan kaynaklı ona musallat olmuşlar. Ondan dolayı da size sirayet etmiş gibi söylenmiş. Sonra ben gittim evlerine söyledikleri gün ve saatte. Evde gözleri görmeyen, böyle çok az gören, hani böyle karşısındaki cismi ya da insanı bir karartı olarak görebiliyor. Adamın gözleri çok ağır derecede bozuk. Öyle bir adam var evde. Takım elbiseli, devlet memuruymuş. Sonra işte adam beni görür görmez bu değil ya dedi. Sizin başka bir yeğeniniz de musallat olmuşlar. Bu arkadaş değil dedi. Keşke dedi hani onu çağırsaydınız falan dedi. Ben de anlattım başıma gelen olayları. Sonra otur o zaman kardeşim falan dedi. Adam eline bir kağıt aldı. Kağıdı karelere böldü. 8 ayrı kareye böldü. Değişik böyle şekiller çizmeye başladı. Böyle karmaşık şekiller. Sonra duruyor böyle, bir noktaya odaklanıyor. Diyor ki işte kapıdan dönün. İşte soldan 3. kapıdan girin. Sağdaki dolabı açın. İşte orada mor çiçekli nevresimin işte bulunduğu yorganın köşesinde çiçeği bana getirin diyor. Sonra işte onu getiriyorlar. Siyah böyle, siyah bir poşete sarılmış üçgen şeklinde bir muska. Sonra onu alıyor. Sirke istedi adam, 5 litre sirke istedi. Onu bir kovaya doldurduk. Sonra dedi ki bakın şimdi sirke kokusu kaybolacak evden dedi. Ben bunu bunun içine atacağım ve adam bizi sürekli uyarıyor. Lütfen benimle kalın, lütfen de almayın ve işte
farklı bir şey yaşadığınızda bana bunu söyleyin ki ben önlemini alabileyim şeklinde. Biz hepimiz odaklanmış şekilde adama bakıyoruz. Adam o muskayı açtıktan sonra sirkenin içine atıyor. Gerçekten de evden sirke kokusu kayboluyor ve sirkenin rengi kan rengine dönüşüyor. Adam bize söyledi, bu dedi kan rengini alacak dedi. Sonra elinde bir çubukla o sirkeyi karıştırıyor. Daha sonra dedi ki işte gene kapıdan çıkın. Abi çok özür diliyorum, söylediyseniz de ben kaçırmış olabilirim. Bu muskalar nereden bulundu? Şimdi bu muskaları adam bize söylüyor işte, diyor ki gidin işte. He tamam, adamı söyledi, çok özür dilerim, tamam şimdi oturdu, evet. Tamam özür dilerim abi, ben de şey olmuş, sonra, koptu bende orada, evet. He, kopmuş olabilir. Adam dedi ki sonra işte ikinci muskayı buldu, çocuk odasına girin, ondan sonra işte yukarıda dedi elektrik buhar kapağı var, orayı açın, orada dedi bir şey var, onu bana getirin. Gittik onu getirdik, onu aynı şekilde sirkenin içine attı. Sirkenin içine attığı anda sirke kan rengine dönüştü. Evden sirke kokusu gitti. Sonra işte biz hani ben özellikle şey dedim. Ya dedim hani bu sirke kokusuna bizim burnumuz alıştı. Muhtemelen ondan biz kokuyu alamıyoruz. Adam dedi ki alakası yok bak dedi. Hani lütfen bu yaptığım işlemi küçümsemeyin. İnanın buna. Sonra dedi sizi de dedi kurtarmak zorunda kalmayın falan dedi. Sonra biz bir komşu var, o geldi. Komşuya dedik ki yani böyle böyle oluyor, sirke kokusu kayboluyormuş falan dedim ben. Sonra tekrardan kadın da işte dedi ki ya dedi olur mu dedi. Ev şu an sirke kokmuyor dedi mesela. Sonra adam dedi ki birazdan kokacak dedi. O sirkenin içine attığı kağıtları aldı. Eve gerçekten sirke kokusu yayıldı. Buna benzer şekilde bir tane mutfaktan muska buldu bu adam. Onu da aynı şekilde işte işlemleri uyguladı. Sirkenin içine falan attı. Daha sonra dedi ki şimdi bize yeni bir kağıt yazdı. Bu kağıdı dedi denize dökülen bir yere bir suya atmanız gerekiyor dedi. Ama benim söylediğim saatte, benim söylediğim günde yatsı namazı okunurken yatsı namazının en sonunda dedi. Abicim çok özür dilerim. Yayın etiğinden dolayı işte bu büyüydü, oydu, buydu, gerek yapılışı, gerek bozuluşu, gerek bazı şeyler. Bu kadar detaylı anlatma o işin o kısmını. Tamam. Hani bana bazen söylüyor insanlar, diyorlar ki ya işte yayında cin demek yasak biliyorsunuz falan diye. Yayında cin demek falan yasak değil sevgili arkadaşlar. Yayında büyü falan demek yasak değil. Bunun nasıl yapıldığını anlatmak, bunu yönlendirmek, işte bu şöyle yapılır, böyle malzemeleri şudur budur falan filan diye anlatmak yasaktır. Birkaç yayıncı birkaç yayıncı arkadaşımı da bu şekilde yönlendirdim. Onlar da bana sağ olsunlar çok teşekkür ettiler. Detayına girmiyorsun abicim. Yani yapılan şeylerin. Evet. Detayına girmeden sana zahmet. Oraya müdahale etmem lazımdı. Evet abi. İşte onu o yok etme ritüelini anlattı bize. O şekilde söyleyeyim. Evet. Yok etme ritüelini anlattı. Yalnız dedi ki yok etme ritüelini gerçekleştireceğiniz zaman mutlaka dedi denize dökülen bir suya atmanız gerekiyor dedi. Biz de bunu dedik ki hani Ankara Kızılırmak var. Biz Ankara'da yaşıyoruz. Kızılırmak'a gidelim. Çankırı tarafına. Kızılırmak'a atalım dedik. Yalnız adam dedi ki işte giderken bunu yok edeceğiniz zaman başınıza dedi olaylar gelecek. Sakın korkmayın. Sürekli felakna sokuyun. Ve dedi telefonunuz açık olsun. Sürekli benimle irtibatta olun dedi. Şimdi o diğer esas musallat olan arkadaş zaten gelmiyor hani. Yok böyle bir şey falan diyerek. Onu da mutlaka alın dedi. Sonra biz o süreçte onunla ikna ettik. Onu almaya giderken işte biz yatsı namazına 4 saat kala falan çıktık yola. Yolda dedi hani başınıza türlü olaylar gelecek. Ya bir türlü gidemiyoruz. Bir trafik var Ankara'da. İnanılmaz bir trafik. İstanbul trafiği falan hiçbir şey değil. Böyle Hindistan trafiği var yani videolarda. Karmaşık. Aynı o şekilde bir trafik var. Yolda bakıyoruz kaza olmuş. Arkadan birisi geldi tamponumuza vurdu. İndik adamlarla böyle tartıştık falan. Sonra bindik. Ya dedim hadi gidelim. İşte hani olayın da ne olduğunu bildiğim için. Adam da bizi uyardı. Ya hadi gidelim falan dedim. Ondan işte gittik, sonra biri geldi aynamıza çarptı başka bir yerde. Sonra baktık yolda böyle ölümlü trafik kazası olmuş. Sonra bir baktık ileride daha işte 5 kilometre ileride yolda kavga olmuş. Kavga ediyor insanlar falan böyle sopalarla falan. Biz diğer arkadaşı alana kadar yatsı izana yaklaştı, biz daha Çankırı'ya gideceğiz. Sonra dedim ki ya bunun başka bir yolu olmalı. Hani Ankara'nın ortasından bir çay geçer, bunu Ankaralılar bilir. Ya dedim bu Ankara çayı nereden geliyor?
İşte Kızılırmak'tan ayrılıyor. Sonra gidiyor işte Karadeniz'den dökülüyor falan. Onu buldum falan. Dedim aradık adamı tekrar. Ya hocam işte biz bunu şuradan atsak olur mu dedik şu çaya. Adam tamam oraya atın dedi. Yalnız dedi atan arkadaş atarken onu dedi tutun kemerinden. Onu dedi onunla birlikte aşağıya çekmeye çalışacaklar dedi. Biz adamın kemerine sarıldık falan böyle. Hakikaten adamı çekiyorlar böyle, hissediyorsun onu elinle. Neyse kaza bela olmadan onu attık. Ondan sonra ben hocaya şey sordum. Ya dedim hocam hani Türk halkının da şeyidir bu. Genellikle hoca gördüğü zaman işte bu tür sorular sorarlar. Ya dedim hocam dedim benim dedim bir ilişkim var. 11 senedir 6 ay küs, 6 ay barışık, 3 ay küs, 3 ay barışık falan. Ya dedim hocam buna dedim bir okusan üflesen de dedim şu işimiz olsa hayırlı işimiz falan. Çünkü seviyorum, çok istiyorum falan. Adam dedi ki ya onun bilgilerini ver bana dedi. Verdim bilgilerini. Ya onun evinde de dedi buna benzer bir şey var. Benim o eve gitmem lazım dedi. Ya ben şimdi kız arkadaşım yalnız yaşıyor. Hocam dedim ben seni oraya götürsem korkar bu kızcağız ki korkarak uyanıyor falan, yeni taşındı o eve. Bana dedi ki o zaman git. O evde dedi bir yerde dedi bir şey var, onu bana getir. Sonra dedi ona dedi dışarıdan dedi bu şekilde müdahale edelim. Evi de dedi sirkeyle silin. Evin her tarafına sirke dökün. Özellikle lavabo giderlerine ve banyo giderlerine. Mesela tuvalet demiyor ama lavabo giderlerine, işte mutfağın, işte banyonun, tuvaletin lavabo giderlerine, deliklerine sirke dökeceksin dedi. İşte bana anlattı onun ritüellerini. Ben eve gittim. Ya kız arkadaşıma dedim ki bak bir şey var ama dedim korkma dedim. Sen salonda bekle, ben mutfaktan bu şey bir şey var onu almam lazım dedim. O da dedi ki yok korkmayacağım dedi. O zaman dedim felakına soku gel dedim. Mutfaktaki baca deliğine elini sok dedi. Orada bir şey var dedi. Onu al bana ver. Ya arıyorum arıyorum. Bu dediğim hoca da zaten hani ilk başta söyledim. Hocanın gözleri görmüyor. Sonra gittim baktım baca deliğinde bir şey yok. Aradım hocam dedim baca deliğinde bir şey yok dedim. Kardeş orada başka bir delik var dedi. Bir baktım mutfak dolabının arka tarafında hakikaten de başka bir delik açılmış oraya. Bir baca deliği gibi. Ama orası kullanılmıyormuş. O baca deliğine kapatılan kapağı çıkarttım ve orada o şey vardı. Sonra onu hocaya götürdüm. Aynı şeyleri yaptı. Bana dedi ki ya aslında dedi hani bu senin işin olur ama dedi bu taşındığı evde bir şeyler varmış, bazı varlıklar varmış ve siz o evde temizlik yaptığınızda, işte sirke falan döktüğünüzde, ben bu işleri az çok bildiğim için, daha önce de duyduğum için ona hep sirke kullanmasını önerirdim. O da sirke kullanırdı temizlikte. Siz onları rahatsız etmişsiniz ve onlar sizin bu ilişkinizi engelliyorlar. Bu ilişkinizin nihayete ermesini bir şekilde engelliyorlar. Siz ne zaman böyle yakınlaşsanız, işte evlilik yoluna doğru adım atsanız, onlar bu işe taş koyuyorlar, engel oluyorlar. Benim o eve gitmem lazım, o olayı temizlemem lazım dedi. Ama götüremedim. Yalnız diğer ilk başta anlattığım kişilerin evlerinde gerçekten bu olayı, hani tabiri caizse hocanın yaptığı temizliği yaptıktan sonra gerçekten huzurlarına tekrar kavuştular. Yani mutluluklarına tekrar kavuştu o aile. Yani böyle bir olayım var. Abi geçmiş olsun, Allah bir daha yaşatmasın. Tek bir soru soracağım. Kız arkadaşınızın evinde de böyle büyü muska gibi falan bir şey buldunuz, doğru mudur? Tabii evet buldum işte aynı. Bunu yani fiziki bir insan yapmamış şey yani. Bunları insanlar yapıyormuş. Evet. Akrabamızın evinde mesela olanlar, bunlar insanlar birbirlerine bu tür işte şekilde sirayet etmek için bu güçleri kullanıyorlarmış. Ben yaptım araştırdım. Araştırmalarıma göre mesela bu tür şeylerin olduğu, gerçekten İslamiyet'te de olduğu, ancak Hazreti Osman zamanında bu tür bu ilimlerin kullanılmasının... Abicim şey yapma, şey bu meleklerden de bahsedeceğiz yüksek ihtimalle. Harut ve Marut melekleriydi değil mi, yanlış hatırlamıyorsam, doğru mudur abi? Evet. Tamam. Yani siz ferah kavuştunuz mu? Yani hoca şey yaptıktan sonra. Gerçi onu götüremediniz. Kız arkadaşınız evindeki olay kaldı. Mesela kız hala aynı evde mi yaşıyor? Evet, aynı evde yaşıyor ama işte hani inandıramıyorsun. Tam olarak da detaylandıramadığın için hani götürüp işte bu işi yapmak. Sizle ilişkisi devam ediyor mu kızım? Hayır, gene aynı şekilde. İşte 3 ay küs, 3 ay barışık.
Anladım. Abi geçmiş mesela, olsun. Allah yaşatmasın beni. Adam da benim esas hikayem. Mezarlıkta işte hani ben bu tür olayları gerçekten çok yaşadım. Bunu birazcık mezarlık... kısa alalım abi. Çünkü bir telefon daha var ulaşacağımız. Ondan sonra da Ömer abiyi bağlayacağız. Bunu biraz kısa alalım. Değerli vaktimizi almayın. Estağfurullah, hiç önemi yok. Hiç önemi yok. Bugün de şöyle teknik ekip benden rica etti abi. Birden sonraya sarkıtmazsan bakım yapacağız dedi. Tam da böğü gününe denk geldi. Ama yapacak bir şey yok abi. Buyurun abiciğim. Ya ben mezarlığa gittim 15 gün önce arkadaşımın annesinin cenazesine. Ankara'nın mezarlığı çok büyüktür. Başınız sağ olsun bu arada. Çok sağ olun. Birçok ilçeden büyüktür. Ben de arkadaşımın annesinin cenazesine gittim. Yarım saat, bir saat önce gideyim de dedim mezarları ziyaret edeyim. Dayılarım, dedelerim, anneannem falan hepsi mezarlıktalar. Evet. Dayımın mezarlığına girdim, mezarlığın ilk girişinde. Orada birisi seslendi. Ya abi abi diye seslendi. Ben duymamazlıktan geldim. Çünkü bu mezar yıkayan çocuklar falan var. Duymamazlıktan geldim. Dua okuyordum. Bir adam geldi yanıma. İki bacağı da engelli, öyle söyleyeyim. Böyle bacakları dışa doğru bakıyor. Ayakları içe doğru bakıyor falan. Yıkayayım mı dedi mezarı. Yıka dedim. Sonra o mezarı yıkadı. Ben devam ettim. Adama 5 lira verdim. Abi sen devam et dedim. Ben acelem var dedim. Sonra ben çıktım. Arabaya bindim. 2 kilometre ilerideki başka bir mezara, dedemin mezarına gittim. Bir baktım aynı adam mezarın başında. Güldü bana. Dedemin mezarını gösterdi. Yıkayayım mı dedi. Ben o an anladım hani bir gariplik olduğunu. Yıka abi dedim. Sonra adama tekrar 20 lira verdim. Adam da bana işte Allah seni sevdiğine kavuştursun dedi. Borçlarını kafana takma dedi. Düzelir dedi. Annene babana sağlık sıhhat versin dedi. Annem babam da peş peşe kalp krizi geçirdiler. İşte düzelir dedi Allah'ın izniyle dedi. Çok sağ olun. Sonra işte adama 20 lira verdim. Dedim ki ben dedim acelem var. Sen mezarı yıka, ben diğer tarafa geçeceğim. Başka mezara gideceğim. Yine arabaya bindim. Çok yüksek bir tepedeki, arabanın zor çıktığı bir tepede anneannemin mezarı var. Oraya devam ettim. Bir gittim mezarın başında aynı adam. Güldü bana tekrar. Gel gel dedi. Yıkayım mı dedi. Yıka abi dedim. Ya o an şey böyle nutkunuz tutuluyor. Hani bir şeyler isteyemiyorsunuz ondan ki derler ki hocalar. Hani bir şeyler isteyin böylelerini gördüğünüz zaman. Onlar size verirler falan diye. Dedim ki yani benden bir şey ister misin dedi. Dua et abi dedim ya. Allah sevdiğine kavuştursun desen yeter dedim. Ya dedi kafana takma ya. Sen dedi o senin nasibin Allah'ın izniyle dedi. Er ya da geç dedi. O senin nasibin dedi. Takma kafana falan dedi. Her şey düzelir. Sen iyi bir insansın dedi. Abi dedim ben dedim şimdi camiye geçeceğim. Cami de çok karşı çok uzak bir tepede. Hani tabiri caizse taksi tutsan 20 lira yazar. Ben dedim abi sen mezarı yıkamaya devam et. Ben dedim camiye geçiyorum cenaze namazına. Adamı orada bıraktım. Camiye geçtim arabayla. İki tepe aşıp camiye geçtim. Bir baktım aynı abi caminin köşesinde. Şöyle eliyle gel işareti yaptı. Gittim yanına. Ya dedim Allah senden razı olsun dedim. Adım adım beni takip ediyorsun dedim. Dedi ki ya sen dedi güzel adamsın dedi. İşte niye takip etmeyin seni dedi. Var mı benden bir isteğin dedi. Dua et yeter dedim. Sonra dedi ki şöyle elini omzuma koydu. Bak dedi hayat dedi çok kısa dedi. Buradakiler hep dedi ölmüş dedi. Bir gün sen de buraya geleceksin dedi. Sen dedi kalbini bozma. Temiz adamsın, güzel adamsın. Eyvallah dua, abi biz de aynı şekilde diyoruz. Kalbini bozma. Allah razı olsun. Allah seni sevdiğine kavuşturacak dedi. Sen dedi bir an önce dedi borçlarını al. İşte ferah çıkar. Annene babana hayırlı evlat ol dedi. Allah yardımcın olsun. Hadi ben gidiyorum artık dedi. Sonra kayboldu gitti. Bu kadar. Eyvallah abi. Ben yine bir kere daha bu kızı çok fazla kafana takma. Benim bildiğim bir şey yok ama ben sana bir dostun arkadaşın olarak söyleyeyim. Çok bu kızı kafana takma. Öpüyorum seni. İyi geceler diliyorum abi. Ben teşekkür ederim. Sağ ol abi. Herkese dinleyen herkese iyi geceler diliyorum. Eyvallah. Diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ ol var ol. Görüşmek üzere sağ abiciğim. Olun. Sağ olun. Şimdi son hikayemiz Uğur Bey mi? Son hikayemiz. Ademciğim. Uğur Bey. Uğur Bey mi? Burada mesela şey yazmış. Ben bekliyorum. Benim telefonum açık yazmış da Uğur Bey. Bir ulaşmayı dene bakayım. Sana tamam, zahmet. Deniyorum. Evet bir ulaşmayı dene. Uğur Bey son hikaye. Madem durduk bu kadar dinleyelim onu da dinleyelim. Evet son hikaye. Uğur Bey bir daha bir ulaşmayı bir dene bakayım. Uğur abi neredeyseniz telefonunuz bekliyor ve çalmıyor. Yani öyle diyor. Mesela şu anda çevirdi sizi. Telefon kulağında. Bekliyor musunuz telefon? Hatta kapatmıyorum mikrofonunu. O alo deyince direkt yayına bağla. Şu an bekliyorum. Bekliyorsun hat mı düşmüyor? Evet. Uğur abi. Farklı hattan deniyoruz. Dinleyicim yazmış. Onu kapat yan taraftaki santralden bir daha dene. Şu
Eğer deniyorum. Yani bir daha olmazsa Uğur abi de. Çünkü adam buraya yazmasa hiç denetmeyeceğim. Direkt Ömer abiyi bağla diyeceğim de Uğur abi yazmış buraya. Hatta bir saniye bak, buradaki numarasını söyleyeyim ben. Dur bakayım. Şuradan şöyle. Buradaki numarasını söyleyeyim. 8775 mi numarasının sonu? Evet doğru. Tamam, buradaki de öyle. Yandaki santral hattından denedin mi? Üçüncüyü deniyorum şu an. Ben zaten çift sayıları sevmem. Üçüncüyü dene kardeşim tamam, benim. Şu an üçüncüyü deniyorum. Hiç çalmıyor değil mi? Hiç düşmüyor mu yani? Yok, düşmüyor. Enteresanlık var. Çözemedim şu an. Allah Allah. Peki. Bekliyorum. Yok mu diyorsun? Maalesef. Dur birazcık daha bekle. Bu son üçüncüde birazcık ümitliyim ya. Böyle, çünkü ayda bir kere yapıyoruz. Bir hikaye eksik olması. Gerçi bize dört hikaye yetiyor ama yani yapacak bir şey yok. Çalmıyor mu? Yok maalesef. Ömer abiyi dene. Tamam, Ömer abiyi dene. Uğur abi, yani sen bize ulaşabiliyorsan sen bize ulaş. Burada yazmışsın, ben yazdığını da gördüm ama. Düşmeyi telefon, düşmeyi. Gönder Ömer abiyi Ademciğim. Bağlandı galiba Ömer abi. Ömer abim, burada mısın? Buradayım abicim, buradayım. Abi iyi akşamlar, nasılsın, iyi misin acaba? İyi akşamlar abicim, teşekkür ederim, sizden nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Valla bizim teknik var ya, buralarda dolanıyor. Bana bugün yayına gir... Ben unuttum böyle gün olduğunu. Bana bugün yayına girmeden önce hatta dediler ki... Abi bugün 1-10 kala falan bırakır mısın? İşte Çamlıca ile bura arasında bir bakım yapacağız dedi. Ben dedim ki ya tabii canım, lafım olur. Bugün sizin için 15 dakika. İsterseniz son saati de yapmayayım dedim hatta. Cuma günü gibi yapayım dedim. Ama ben bugün böyle saati olduğunu unuttum. Herkes gibi. Yani benim gibi onlar da bekliyorlar şu anda. Onun için hemen aldım abi seni yayına. Bir hikayemiz eksik, ulaşamadık beyefendiye. Böyle bazen böyle şeyler oluyor. Ben normaldir tabii diyorum ama kimisi diyor ki ya hep böyle programında oluyor filan. Mesela yayını dinlerken parazit olması hep böyle programında oluyormuş. İnternet yayınının kopması hep böyle programında oluyormuş. Ondan sonra ne bileyim işte yayın kalitesinin bozulması hep böyle programında oluyormuş. Ben diyorum ki kendimce yani bugün böyle değil de normal Serdar yayında yapıyor olsaydık da mesela bazı aksaklıklar olabilirmiş. Kimisi de diyor ki yok abi yok, böyle yaptığımız için oluyor diyor. Ama ben yine diyorum ki Serdar yayındayı da yapsak, Serdar trafikliği de yapsak, bu saatte Fatih Yıldırım da yapıyor olsa, bu aksilik olacaksa olacak diyorum. Ben kendimi tabii ona inandırıyorum abi, bilmiyorum. Benim için tartışmaya yani kapalı, ben kendimi ona inandırıyorum yani. uğraşmamak adı altında ben kendimi buna inandırıyorum. Abi dört hikayemiz var dediğim gibi, vakit kısıtlı. Seni sohbetinde çok seviyoruz. Sen vallahi yani sabaha kadar duvara doğru anlat, ben kendime denk getirir dinlerim yani. Onun için buyursunlar abi, senin almış olduğun notlar vardır. Dinliyorum seni. Evet. Gecemiz hayır olsun. İlk hikayemizi anlatan ablamız Manisa'daki Amir'den kardeşinin durumuyla alakalı notlarımıza baktığımız zaman kardeşinin küçük yaşlarda babasıyla beraber ailecek tarlada çalışırken yaşadığı bir durum. Bu kırsalda normalde insanlar tabii sulama oluyorsun ya da işte ekinlerini biçme durumu olur, olduğu süreçte gece geç saatlere kadar çalışılıyor. Kardeşinin o süre içerisinde yaşadığı bir durumda bir anda yok olması ve kabinde de sesinin çok uzaktan gelmesi, onu çok uzaktan bulmaları, akabinde de yaşadığı bu durumlar, hani kendince konu biraz çok uzun olduğu için kısa kısa ben de notlara vurup hem hatırlatma bağında. Benim buradan dikkatimi çeken konu, bir o kardeşinin oradan anlık olarak alınıp götürülüp uzaktan bir kilometrede bir su kanalının kenarında. Biz bunu hatta programda da çok kısa söyledik. Bu su kenarlarının su birikintileri, su kanalları, dere kenarları, yani belli bir saatten sonra oralara mesela işte küçük abdestle belvetmeyin dememizin bir sebebi de bu. Hani konuları birbirine bağlayacak olursak. Nasıl biz günlük hayatta bir şekilde oralardan faydalanıyorsak, bu kardeşler de işte normal dinli varlıklar.
faydalanıyor. Bu Allah şafisinle muhabbet etsin. Ablamızın da kardeşi o durumda oradan bulunup getiriliyor. Lakin ablasının ifadelerine baktığımız zaman da bir defa bir hoca efendiye götürülüyor. Ona ulaşmaya çalışıyorlar diye bir ifadede bulunuyor ama peşini düşünmüyor. Tekrardan da bu hanımefendiyle eşi evde kaldıkları vakit yine olağanüstü durumlar yaşıyorlar. Kardeşi tek başına kaldığı zamanda da çatının taş atma sesleri. Bu çok da meşhurdur mesela kırsal bölgede. Evin tepesine böyle taş atıyormuş gibi camlarına ya da kapılarına vurma durumu. Abi bunu ben de duydum daha önce ya, taş atarak rahatsız bu etme. Bu çok olağandır, olağandır. Evet. Yani normaldir. Benim de çokça vaki bulduğum bir durum. Akabinde yine yaşanılmış olaylardan bir, yani mesela uyku halinde bir anda kendini bir buçuk kilometre ileride yine bir su kanalının kenarında ya da bir su kaynağının kenarında bulması uyandığında. Ya bu durumlar yani gayet işte bu gibi dinli varlıkların saldırısına maruz kalmış kişilerde gördüğümüz rutin durumlar. Lakin bir şekilde ilgilenilmesi gerekiyor. İnsanı bununla baş başa bırakmak nedenli normal olur onu da bilemem ama tedavisi görmeye gerekiyor. Mesela şurada bir durum söz konusu. Bu hanımefendinin eşiyle beraber bir ziyaretlerinde evde gece kaldırıp da bütün ev yavru köpekler doluydu diye görmesi. Normalde bunu söylemem ama şöyle bir durum söz konusu. Bazen işte bu varlıklar şekle girdiği gibi hayvanların şekline de girebiliyor. Tüylü, kısa bacaklı, hızlı hareket eden varlıklara girer. Bunların da kabileleri bellidir. Genellikle korkutmaya yönelik. Olağanüstü hızlı hareket ettikleri için kişiyi korkuturlar. Fiziki olarak amirler gibi ya da diğer büyük cin kabileleri gibi zarar vermek yönünde olanları da vardır onların böyle hususi. Ama bunlar daha korkuturlar. Böyle bir durum yaşanmış. Tabii yaşadıkları bölgede de bunlar da çokça yaşanıyormuş. Rabbim Şafi ismiyle muamele etsin ama o kardeş cihazlarını belki süre çok geçtiği için bilmiyorum. Çözüm bulunabilir mi? Şu anda 35 yaşlarında olduğunu ifade etti. 17 evet. Yaşlarında bu durum gerçekleşmiş. Bayağı bir zaman geçmiş. İnşallah ümit kesilmez ama eğer ilgilenirlerse daha da iyi olur diye düşünüyorum. İnşallah. Yardımcılar olsun. Bu durumlar gayet rutin yaşanılan ve piyasada hani çokça da piyasada duyduğumuz vakalardan duyduğumuz konular. Yani inşallah şu gözleri kanlanma olayında onu da belirtelim de. Mesela yine vakalar arasında yani anlatan bu hikaye anlatan arkadaşlar arasında ortak bir noktada buldum. Onu da ihbar etmek istedim. Evet abi. Kimseyi gördünüz. Olağanüstü paranormal bir olay yaşanıyor. Bunu hissettiniz ve gözleri kanlandığını fark ettiniz. Eğer o konu hakkında dini bir eğitim almadıysanız ya da bu konuyla alakalı ciddi bir eğitim almadıysanız bizatihi müdahale etmeniz kendinizi canınızı tehlikeye atmanız durum olur. Çünkü o raddede artık nüfus etmiştir. O kişi o kişi değildir yani. Yani hemen tek kişi olarak müdahale edilmek akıl değildir. Yanına kesinlikle bir bilir kişi ya da kan bağı olan anne baba olur ya da abi olur. Her neyse. Yardım alarak çünkü o anda nasıl bir güce sahip olduğunu bilmiyoruz. Yani savur atabilir, boğazını sıkabilir, nefessiz bırakabilir. Çünkü iradesi elinde değil. Hani onu bir kendine malik değil yani değil mi abi? Malik değil. Yani adli olarak ne denir ona? Kontrolü yok. Hı hı. Allah muhafaza. Yani bu durumda çokça da diğer hani hikaye anlatan arkadaşlarda da bunu denk geldim. Onu uyarmak istedim. Normalde yine yaşadıkları yerde yine hayvan şeklini hani çok büyükçe bir köpek gördüğünü söyledi hanımefendi. Küçük yaşta olduğunu söylüyor. Ya, bu durumda hayvan şekillerini alabilir. Kişinin sürekli abdesti gezmesi, itikadi olarak teslimiyet noktası önemlidir. Ve zikirle meşgul olmak işin çözümüdür. Rahmani insanlar görüldüğü vakitte de yine aynı şekilde şadırvanın olduğu bir yerde camdan bakarken bir yaşlı amcanın onlara baktığını görmüşler. Bu olabilir. Hani herkesce bunu malum görülebilir. Korkulacak bir durum yoktur. Bizim de çokça
bir kendim şahsımda tecrübe ettiğim durumlar da var. İnşallah yeni zamanda onları da anlatırız. Nasıl yaşanılabilir, nasıl edebilir. İnşallah. Farkındalık önemli burada. İkinci vakamıza geçecek olursak, bu 93 senesinde üniversitede Bursa'dan İstanbul'a giden kardeşimizin üniversitede yurt kısmından da yaşadığı olaylar. Biz zaten bunu diğer birçok programda da anlattık. Bu toplu kalınan yurtlardaki gençlerin ne yazık ki ortak alanlarda temizliğe dikkat edilmeyen ya da işte biraz daha böyle aksiyon peşinde koşan, atraksiyon arayan arkadaşların bazen böyle yaşadıkları durumlar oluyor. Mekana has durumlar da olabiliyor. İnsanların enerjisi de önemli. Kiminin fıtratta, kiminin meşrepte olduğunu bilemezsin. Belli bir düzine sistem yoktur. Aile işrafında herkes bellidir ama üçüncü bir kimseyi bile tanıyamıyorken birçok tanımadığın memleketten insanın bir araya gelmesi, ne işle meşgul olduğunu bilmeden, ne halde olduğunu bilmeyince farklı olaylar yaşanabiliyor. Burada benim biraz da aklımın almadığı bir konu, bu beyefendi bir şekilde bir olağanüstü duruma yaşayınca bir hoca efendiye gidiyor. 9 yıl sonra işte hangi eşiyle nasıl evleneceği, nasıl edeceğine dair malumatlar verdiğini iddia etti. Sahipten kimse haber veremez. Yani öne göreyim yarın şuraya gideceksin, şu olacaksın bile diyemez de 9-10 yıl sonra hiç kimse bir şey diyemez. Yani 10 dakika sonra kimin ne olacağını kimse bilemez. Gayet bilgisi yalnızca Allah'a aittir. Öngörü olabilir. Hani ona eyvallah. O da tahmin dediğimiz. Hani hava durumunu tahmin etmek gibi bir şey. İşte bu farklı bir şeydir. Ama bir kimsenin bunu hoca veya hacı ya da başka bir kimse sıfatları demesi doğru olacak. Ya da bunu bildiği hani önermelerin doğru olması onu gayet bilgisiyle bilecek diye de bir durum yoktur. Bu benim biraz dikkatimi çekti. Bu hani kişiler belki iyi niyetli beyefendi anlattı ama yanlış bir anlaşılma ihtimal vermeyelim. Size bir herhangi bir yere gittiğim zaman bir hoca sıfatında ya da başka bir bilirkişi sıfatında bir kimse 3 gün sonra, 3 gün, 3 vakit sonra şu olacak, bu olacak dediğim zaman bu falcılıktır. Yani işte falcılıktan kastım kahinlik ya da işte ne diyorsak gayetle alakalı sizin hayatınızdan kimse bilgi veremez. Söylediği şey yalandır. Bu ayetlerle sabittir. Gayet bilgisi Allah'a aittir. Burada senin bana soracağın soruyu tavandan ışık süzülmesiyle ağzına girme durumu. Evet abi. Kişinin. Evet. Onu anlatayım ben abi. Şimdi bu normalde müşahede edilmesi zor bir durum. Bunun iki türlüsü vardır. Birinci türlüsü kişinin hali ve durumuna göre bu farklı şekilde nüfus eder. Ama bu işe muhatap olan kişiler de tam bundan bir haberdir. Etrafında belli bir menfezler açılmış kimseler çok da nadir olsa görebilir. Tabii ülke nabzetine baktığımız zaman yani genel nüfus oranına baktığımız zaman bu oranların rakamı az da olsa var. İşin rahmani veya şerri olduğunu anlamak kişiyi olay olduktan sonraki haline göre anlaşılır. Yani ama ve lakin genellikle de olumsuz çıkar bu iş. Ağız yolundan girmesi nefes yani bu normal burun delikleri ağız noktalarından girilir. Yani giren bu küffar cinler dediğimiz gibi o bir şekilde girer. O da tabii sıkıntılı bir durumu seyran eder. Diğer türlü bu Ercan Bey'in hikayesiydi. Yani dediğim gibi bu durumlar yaşanabilir. Notlarıma tekrardan bir daha bakmak istiyorum abi. Şey yaşamamış. Tamam abi. Abinde. Şimdi bu Ercan Bey hikayeler mi birbirine karıştı diye bakıyorum da. Abi kaç? Dördüncü hikayede misin sen şu an? Yok abi ben şu anda ikinci hikayedeyim. Ercan Bey'in hikayesi. İkiyi anlattın abi. Üçtesin bence. Ha. Tamam. Evet. Tavandan çıkma olayı üçtü doğru. Şimdi abi bu Ahmet diye bir arkadaşıyla hani bu kanlanma olayını anlattık. Evet.
Kusura bakma abi, ben şimdi notları biraz kendime göre alınca. Hiç önemi yok abi, tabii dinlerken alıyorsun. Şimdi bu arkadaşı İstanbul'a gitmiş, benim buradaki olayımı anlatayım. Hani işte dedik ya biz bir önceki programda da. Yaşadığınız olay sizin normal gündelik olayda hafızanızda yeni olan ve sizi fark ettirdiğin zaman şaşırabilecek bir olayınız olması. Yani olağanüstü olması, işte paranormal olması. O anki zihni olarak sizi çöküntüye sokar. Otobüste bindirdiği, gönderdiği adamı gözlerinin mavi olması, kırmızı olması, yeşil olması bir şey değiştirmez. Yani normal işte oradaki mevcut bulunduğu mekanda, ikamet ettiği mekanda arkadaşının böyle işte sağından solmadan erken eki gördüğü hali, kendi güçlüsünden fazla olduğu hali, dua okuyamaması. Şunu açıkça söylemek gerekiyor. Müslüman cin kardeşler, yani aynı din kardeşlerimiz hiçbir şekilde sizlere öz haliyle, yani korkutmak amacıyla ya da bir musallat olmamıza gözükmezler. Kesin kat'i bir kuraldır. Yani ve sen istediğin gibi, onlar da bizim gibi Kur'an-ı Kerim'e iman etmiş, Kur'an-ı Kerim ayetlerine itaat etmiş, onların emirlerini yerine getiren ve kendi hayatlarını idam eden hani varlıklardır, Allah'ın yarattığı kullardır. وَمَا خَلَقْتَ الْجُنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlar bizden daha kadim bir kulturlardır, yani daha önce yetinmektedir. Şimdi bu durumdan mütevellit, hani bu gördüğü, hani bizatihi korku veren küffar cinin gözlerinden mavi olması, o kişinin çok dikkatini çektiği ve tekrar tekrar söylediğini söyleyeyim, merak uyandırabilir. Bazen çok şiddetli, iğrenç diyebileceğimiz, kişinin midesini kaldıramayacağı ve ciddi korkutu varlıklar da gelebilir. Bu şekilde de normal öz şekline benziyor. Aklarında işte yanma durumu da. Tersi olayı biraz daha sinematik bir durumdur. Yani işte nasıl değiştirelim, korkutalım, normal fiziki yapılarını farklı gösterelim. Öyle bir şey yok değil mi abi, yani ayaklarının tersi olması? Abi, ayak, kol, bacak mevcut şey olmaz. Onların kimyaları bizim gibi değildir. O biraz daha milletin işte bu saçma sapan korku filmlerinde. Ben şey demiştim de abi, insanlar çok gülmüşlerdi ona. Bilmiyorum, sana da diyeyim mi diye düşündüm bir an, tereddütteyim şimdi. Benim de biliyorsun. O konuda kapakları zorlamayalım abi, iş bakmayla gider. Yok şimdi tövbe estağfurullah, üç harfli diyorlar. Yani her şeyle benziyor, ayakları yapamıyor mu acaba yani? Bu o kadar her şeyle tövbe estağfurullah. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Her kılığa girip ayağı yapamıyor mu yani mesela? Onu yapamıyor. Adem ağzını tutuyor gülmemek için de. Şöyle bir durum söz konusu abicim, hani işi biraz daha realiteyi bilmek lazım. Yani bu varlıklar zaten bu durumları hani şekil olarak hayvanların şeklinde girerler. Evet. Bir işte biz bunu anlattık, siyah bir bulut şeklinde olurlar. Sadece veya böyle çok nasıl diyeyim, gözle baktığın zaman bakmaya bile tahammül edemeyeceğin şekilde iğrenç bir durumda olurlar. Ve bu durum anlık olur. Yani senin zihnine işler. Hani ayaktı, bacaktı, işte takım elbise var mıydı, yok muydu, işte kolu ne aldı, tırnaklarını kesti mi, kesmedi mi, dur mu, olmaz. Bu biraz daha medyada kullanılması için bazı kimselerin hayal ürünüdür, anlatabildim mi? Yani evet, o yüzden evet. Dolayı da bu da topluma mal oluyor. Ayakları ters. Yani sen dersin, aklını mutlu düşünme, ayaklarına bak mı diyeceksin yani. Hadi baktın ayakları diyelim ki ters oldu, ne yapacaksın yani? Daha kötü. Sen o zaman kendi derdine düşün. Yani kendi derdine düş arkadaş. O yani şimdi burada beni biraz üzen şey oldu. O kardeşimiz dedi ki o zaman Aytar Kürsü'yü bilmiyordum dedi. Hani okumayı etmeyi. Yani ben buradan yine bizim programımızı dinleyen kitledeki kardeşlerimize diyorum ki yani. Tamam, inancımız gereğince hiç olmazsa azami bir bilgiye sahip olmak gerekiyor. Yani geçen fark ettim, kaç yaşında, 30-35 yaşlarda bir arkadaşın daha bir Eûzü Besmele çekmediğini ve bu Eûzü Besmele ne olduğunu bilmediğini duydum. O kadar üzüldüm böyle, günüm böyle o kadar kötü geçti ki. Yani 35 yaşına gelmiş, Müslüman olduğunu hani ailecek bir iddia ediyor. Eûzü Besmele çekmek nasip olmamış yani adama. Şimdi düşünüyorum, ömür hayatında böyle olan insanlar var. Bir kez hani kelime-i tevhidi, işte la ilahe illallah Muhammed Resulullah dememiş. Ya da Kur'an'ı oturup bir defa yüzüne dahi bakmamış, evinde açmamış insanlar var. Bu durumlar bu insanı yaşayınca da gidip şarlatanlara maruz kalıyor.
Ondan sonra işte yazdı çizdi olay oluyor vesaire vesaire. Çok saçma sapan durumlara düşülüyor. O yüzden dolayı hani ben burada ayağı tersi, o tersi bu durumlardan herkese ben sadece bu arkadaşın oradaki bir hocasının bir tavrı hoşuma gitmedi. İşte sen gecenin üçünde ne işin var? İşte biraz da olayı ütopyalaştırmış. Yani biliyordum biliyor musun? Bu da kızacağını, bu da takılacağını biliyordum. Ya yani. Hayır, kızmak değil de haddine mi? Hadsiz. Hani adam sana orada gelmiş bir meramını anlatıyor. İşi biliyorsan nasihat et. Yok sen işte buranın mübarek mi? Sen mukaddes ettirmek. Ben insanım, eşrefi mahlukatım. Allah'ın yarattığı en şerefli varlığım. Gecenin üçünde de kalkarım, ibadetle meşgul olurum. Ders çalışırım. Müslümanın hayırlı bir ilim öğrenmesi de ibadettir. Yani bir ümmeti Muhammed'e, vatanından milletine hizmet etmesi için öğreneceği ilim de ibadettir. Yani ben kalktım diye onları rahatsız ettim diye yok yatacakmışım. Şimdi ah ölüleri bana denk gelmiyor. Davul gibi çalayım, anlatabildim mi? Yani kendince işte öyle adamlar adam demeye de bir şahit lazım. Tamam abi ya. Tamam yeter tamam daha Allah Allah ne? Tamam ben farkındayım da tamam yani. İstersen ya, öbür hikayeye geçelim. Ne diyorsun? Yok bu arkadaşın yok geçeceğiz abi. Bu arkadaşın tırnak saç olayı yine merak çok şeylere sebep oluyor. Abi bu tırnak saç falan ben daha önce sana sormuştum. Allah böyle pis şeyler kullanılıyor demiştin. Bunu, doğru mudur? İşte, evet ne yazık ki necaset kullanılır abi. İnsanın artığı necaset ya da işte bir şekilde uzvu. Kolunu kopartamayacağı için saç. Yani ondan bir parça ya da işte herhangi bir kıl, tüy. Hani bunlar kullanılıyor. Allah o yolu şerli insanların şerrine şey yapılsın. Ama tabii usulleri bu. Lakin ne diyeyim size, bazı ahmak şarlatanlar da, yani örnek veriyorum işte adam diyor ki hocam diyor ben diyor bu kadını ya da bu adamı çok seviyorum diyor. Bana diyor bunu diyor bağlar mısınız? Yine aynı şey kullanılır. Yani bu ahmaklar yine aynı şeyi kullanılır. Kusura bakmasınlar. Hani beni yine güldürdün abi valla. Allah da seni güldürsün. Yok canım yani, onlar da sakın sıkıntı sakın. Onlar bir da de şöyle değil. Bir durum söz konusu. Ben kardeşlerim diyorum bakın biri sizden bir eşyanızı isterse gittiniz falanca şarlatana ay tövbe. Hani hoca sıfatına adama. Siz de sizden işte kardeşim dedi. Şu kimsenin bana bir eşyasını getir dediği anda şabonu yapar. Yani. Tamam abi sen ben anladım seni tamam birisi eşyayı yani isterse gerekli şekilde oradan terk edin hani anladım biz tamam. Öyle uyaralım güzellikle çünkü bu tamamen bakın hoca olan kimse size Allah'ın ayetlerini anlatır şifa ayetlerini rukya ayetlerini anlatır işte sizin durumunuza bakar bir eşyaya ihtiyaç duymaz ilim sahibiyiz de yani. Çünkü işin içine eşya, materyal girerse anlayın ki çarşı karışacak. Yani o adam farklı yöntemleri deneyecek. Çünkü bunu küffar cinler ister. Bir bedel isterler. Yani bize ondan bir parça ver. Çünkü nüfus etmeleri için eşya gerekiyor. Hani dahasını anlatmaya gerek yok. Anladım. Ömer, o yüzden dolayı abi, bir eşya istemiyor. Teknik valla yani elinde penseyle içeriye girdi. Geldi içeride şu an ben konuşurken içeridedir iki tanesi içeri elinde penseyle bana tamam. Gösteriyor. 4 dakikada toparlayalım abi tam buçukta bitirmiş olalım hadi sana zahmet. Tamam abi. Evet. Abi şimdi şu 5 litreyle işte 5 litre sirkeyle şu sirkede ne mübarek şeydir. 5 litrelik sirkeyi alıp işte o şeyleri atmışlar muskaları. Gelmiş gelmemiş etmiş etmemiş. Dediğim gibi. Yani şimdi ya bu ritüeller vesaire vesaire zaten senin de söylediğin gibi işin ehline gidilmesi gerekiyor. Hiç olmayabilir. Hani bu ritüeller yapıldıktan sonra kesilebilir. Ama velakin ben kesin olarak katı olarak bir şey söylemem. Bu mezara ziyarete gidip işte karşısına çıkıyorsun. Olur Allah bazen böyle Allah kuluna ikram eder. Usulünce gönlünü hoş etmek, bazen dua almak, bazen de ihtarına uymak bir şeye göre iyidir. Allah cümlemizin aklına, fikrine sahip çıksın, yardım etsin. İnşallah. Bu durumlara düçar olan kardeşlerimize Rabbim yardımcıları olsun. Dediğim gibi... Niyet hayır, akıbet hayır.
Allah şerli insanların şerrinden de bizleri korusun abi diyelim. Amin bu abi inşallah. Bu böyle bitirelim abi inşallah. Amin inşallah. Abi kapatmadan yeni ofisine geçebildin mi? Evet abi inşallah ofisimize geçtik abi. Tamam o zaman Ademciğim not alıyoruz. Ömer abinin ofisine yılbaşından önce mutlaka gidiyor. Yılbaşı dediğimizde şurada 2 ay kaldığı için 2 ay kısa bir süre. Yılbaşından önce mutlaka Ömer abi de müsaitse gidiyoruz. Ömer abinin çayını kahvesini içiyoruz. Kesinlikle. Her zaman abi. Kendime tamam. Atölye yaptım. Kendime bildin abi. Hani bunu da hani yanlış anlaşılmasın. Tamamen kendime. Yani ev böyle oturacak mekanımız olsun diye. Kütüphane yaptım yani, desen daha doğru bence. Kütüphane. Çünkü... Kütüphane tabii canım. Evet. Benim zaten 7-8 bin tane kitabım var. Evde hani hanım dövecek bizi. Dedi ki kitabını al da git dedi yani. Bize biz de Allah'ım olsun. Kendi mekanımızda kendimiz okuyup böyle hatlarımızı icra edeceğiz inşallah. Anladım hocam. Yani yanlış bir anlaşılmasın. Yani otomat yok bizim kapının girişinde abi. Direkt gibi yani. Tamam canım ben biliyorum ya merak etme ben yok, biliyorum. Yok hayır. Şimdi adamlar derler Ömer Hoca da bozmuş kendini diye demesinler dedim yani. yok demez benim gibi. Benim hizmetimi parayla satın alabilecek bir adam yok. Eyvallah abi çok teşekkür ederim. Abicim. İnşallah Ankara'da görüşeceğiz geldiğim zaman yeni kütüphanede. Kütüphanende. Başımızın üstünde yeriniz var abi. Geceniz hayır olsun. Eyvallah abi sağ ol. Çok teşekkür ederim. Güç kuvvet versin. Hayırlı yayınlarınız. Sağ ol abi. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok görüşmek güzel üzere. Bilgiler paylaştın yine. Kolay gelsin abi. Görüşmek üzere. Sağ ol. Eyvallah abi sağ ol. 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 Görüşmek üzere. Sağ ol. Eyvallah abi sağ ol.